Düşünce Masası programından mutlu akşamlar değerli izleyenler. Tabii bir hafta boyunca gündemde çok ciddi değişiklikler var biliyorsunuz ki siyaset gündemi bir hayli kalabalık. Tabii ister istemez siyaseti bir tarafa bırakalım diyoruz ama bırakamıyoruz. Çünkü biliyorsunuz bugün Türkiye İstatistik Kurumu Ekim ayı enflasyon oranlarını açıkladı. Enflasyon oranlarına baktığımızda da yine gözler ister istemez siyaset cephesine çevriliyor. Dolayısıyla şimdi halkın zaten alım gücü her geçen gün düşüyordu. Bugünkü açıklanan rakama göre %3.4 dolayında bir artış daha var. Yani %85'i aştı TÜİK rakamlarına göre enflasyon. ENAG rakamlarına göre ise %185'i aştı Türkiye'deki enflasyon oranları. Tabii dar gelirli ve yoksul kesim, işçi kesimi, işsizler düşünüyor kara kara. Ben evime ekmek götüremiyordum. Yani artık ne yapacağım diye kara kara düşünüyor ama Sayın Cumhurbaşkanı yılbaşını işaret ediyor. Yılbaşında enflasyonla mücadeleyi artıracaklarını ve enflasyonun geriye doğru düşeceği yönünde müjdeler veriyor. Tabii Türkiye İstatistik Kurumu bunu açıkladı ama siyaset cephesi de kazanda sürekli kaynıyor. Biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yapmış olduğu bir açıklamayla Türkiye gündemini çok farklı bir yere çevirdi. Uyuşturucu iddiası ortaya attı ve bu uyuşturucu iddiasına dönük olarak hem Emniyet Genel Müdürlüğü hem Jandarma Genel Komutanlığı harekete geçti ve Ana Muhalefet Partisi lideri hakkında hatırlayacaksınız ki dezenformasyon yasası yeni yasalaştı ve 29. maddeye itirazlar var. Bu 29. maddeye istinaden halkı yani infiale sürükleyebilecek mesnetsiz paylaşımlar iddiasıyla Sayın Kılıçdaroğlu hakkında bir dava açtı. Bu davanın da yansımaları var. Türkiye Otomobilleri Girişim Grubu biliyorsunuz ki artık banttan indi ve Gemlik'te bir fabrika açılışı da gerçekleştirildi. Tabii Türkiye'nin ilk otomobili olarak lanse ediliyor ama Türkiye'nin ilk otomobili biliyorsunuz ki 1961 yılında tamamen yerli bir üretim olarak 129 günde inşa edildi devrim arabaları. Tabii dönemin Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel'in onayıyla birlikte devrim arabaları seri üretime geçecekken bir anda bir gizli el, bir sihirli el geldi ve devrim arabalarının inşasını durdurdu. Tabii şunun için hatırlattım bunu. Hani Türkiye Otomobilleri Girişim Grubu'nun Türkiye'nin ilk ve yerli milli otomobili denmesine itirazım var. O yüzden bunu hatırlatmak durumunda kaldım. Bunu tartışacağız tabii. Biliyorsunuz Türkiye'nin 2011 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi seçim vaadinde yerli uçağın göklerde olacağını söylemişlerdi ama yerli uçak hala yok. Ama 1926 yılında yerli uçağımız biliyorsunuz göklerde uçuyordu zaten. Adalet ve Kalkınma Partili Mahir Ünal biliyorsunuz ki Kahramanmaraş'ta katılmış olduğu kitap fuarında Cumhuriyet'le ilgili bana göre infial yaratan sözleri vardı. Bu sözlerine dönük olarak hem Cumhur İttifakı'nın ortağı olan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin hem de onun içinden doğan yine bir milliyetçi yapı olan İYİ Parti'nin Genel Başkanı Meral Akşener çok ciddi eleştiriler sarf etmişlerdi. Adalet ve Kalkınma Partili Mahir Ünal af talebinde bulundu. Yani istifa etti. Niye af talebi derler bunu da bilmiyorum tabii. Ankara'da biliyorsunuz Ankara Büyükşehir Belediyesi suya indirim yaptı ama Adalet ve Kalkınma Partili Büyükşehir Belediyeleri Bursa, Sakarya ve Elazığ'da zamlar peş peşe geldi. Bu zamlar niye yaşanıyor bilmiyoruz. Öğretmenler 2 Kasım günü tüm Türkiye genelinde öğretmen sendikasına üye olan öğretmenler iş bıraktı. Nedeni ise öğretmenlik meslek kanununda düzenleme istiyorlar. Ve bu düzenlemeyle birlikte öğretmenler bugünkü koşullardaki öğretmenlik hayatını devam ettirmek istiyorlar. Ama o kanunla birlikte diyorlar ki biz kendi aramızda bir hiyerarşi doğacak, bir rütbe doğacak. Biz buna karşıyız diyorlar. Bununla ilgili tabii VTR'miz de var. Bunu da size aktaracağız. İYİ Parti Kayseri'de biliyorsunuz kurultay hazırlıklarını sürdürüyor. Mahalle delegeli seçimleri vardı. Tabii bir ilçe kongresi de gerçekleştirildi. Bunlara bakacağız. Kayseri Spor'daki yaşanan gelişmeleri de unutmayacağız. Değerli meslektaşlarım, duayen gazeteci ağabeylerim Salih Balcı ve Üstün Tuncer ile birlikte. Üstün abi hoş geldin. Teşekkürler, sağ olun. Nasıl bir hafta geçti? Evet, yoğun tabii. Yoğun geçiyor. Peki, Salih abi hoş geldin. Hoş bulduk. Sana da yoğun bir hafta geçti herhalde. Evet. Bayağı bir yoruldun. Peki, Üstün abi seninle başlayalım istersen. Bugün Ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı Türkiye İstatistik Kurumu. Biz tabii TÜİK her rakam açıklamasını beklerken üzülerek bekliyoruz. Çünkü bir artış olacağını artık hepimiz öngörebiliyoruz. Çünkü genel gidişat zaten bunun bize fotoğrafını önceden çekiyor. Yani hatırlayacağız ekmek Kayseri'de 3,5 lirayken 4 liraya yükselmişti. Biz TÜİK bir indirime mi gidecek gibi bir beklenti içerisine hiç girmedik. Bugün de öyle oldu. Bir artış var. TÜİK bugünkü zam oranıyla birlikte başlayalım isterseniz. Şimdi tabii her ayın 3'ü biz merakla bekliyoruz. Evet. Ayın 3'ü olsun bakalım ne kadar fakirleşeceğiz diye bekliyoruz. Evet. Yani ayın 3'ü Türkiye'de herkesin fakirleştiğini hissettiği önemli günlerden birisi haline geldi. Evet. Şimdi TÜİK bugün yine açıkladı 85.51 85 Ekim ayında yıllık %55
ve aylıkta 3.6 gibi evet. bir artış oldu. Yani artık bunlar olağan bir hale geldi. Türkiye'de uygulanan ekonomik politikayı biliyorsunuz. Artık enflasyon mücadelesi zaten bırakıldı. Evet. İşte daha önce de söyledik. İşte üretime, istihdama yönelik, ihracata yönelik bir politika izleniyor. İşte bütün hedefte dış ticaret açığının kapatılmasına yönelik bir çalışma bu. Evet. Enflasyon rakamlarını artık insanlar duyarsızlaştı, onu söyleyeyim size. Çünkü olağan şeyler artık bunlar. Yani enflasyon %160, %260 insanlar pek ilgilendirmiyor. Çünkü fakirleştikten insanlar zaten fakirleştikten sessizliğin içine gömülürsünüz. Türkiye'de de aynı bu şekilde bir yapı oluşmaya başladı. Yani ne kadar ezilirseniz o kadar kabullenmeye başlarsınız. O kadar ilginç ki mesela şimdi bağımsız akademisyen grupta oluşturduğu bir araştırma grubu var. ENAG diye biliyoruz biz bunu. Hı hı. ENAG'ın araştırmalarına bakıyorsunuz. Aylık, Ekim ayındaki aylık 7.18. Evet. Bizimkine bakıyorsunuz 3.6. Evet. Yani TÜİK ile ENAG arasında gerçekten %100 bir fark var. Yıllık artışı da aynı şekilde. 85.6 nerede? 185.54 nerede? Evet. Yani öyle bir çelişki var ki yani Devlet İstatistik Kurumu yani nasıl bir araştırma yapıyor? Biliyorsunuz 141 ürün yanılmıyorsam onları da ben aldım. Evet, evet, evet. 141 temel ürün var. Aha. Bu ürünlerin fiyatları her ay düzenli bir şekilde takip ediliyor. Bu ürünlerden 13 tanesinin fiyatlarında düşüş görülmüş. Onun sebebi de açık zaten. Mevsimsel ürünlerdir. Mevsimi gelmiştir. Yazın tabii ki mesela serada üretilen ürünler kışın pahalı satıyor. Ama yaz geldiği zaman salatalık ucuzluyor, düşüyor, karpuz düşüyor gibi düşünürsek 13 ürünün temel fiyatında düşüş meydana gelmiş. Buna karşılık 4 üründe de fiyat değişikliği yok. Talep yoktur. İşte çeşitli nedenler yoktur. Ama geri kalan 127 üründe korkunç bir artış var. Yani 127 üründeki artışı bile göz önüne alsanız bu %3.6 oranını, aylık oranını kat be kat geçer. Yani şu 7.8 artışını ben daha gerçekçi buluyorum. Yıllık ortalamada 185.34'ü daha gerçekçi buluyorum. Yani ben ENAG'a daha fazla güveniyorum. Devletin bütün kurumları zaten biliyorsunuz artık hukuka güvenemiyoruz. Ne bileyim adalete güvenemiyoruz. Yargıya güvenemiyoruz. Yargı, hukuk, adalet hepsi bir arada ama yani hiçbir şey artık insanların bir güveni kalmadı. Devlet kurumlarına karşı olan giderek zayıflayan bir güven kaybı var insanlarda. TÜİK de bunlardan bir tanesi. TÜİK'in yalnız yaptığı bir şey var burada. Yani bu rakamlar biliyorsunuz yılbaşı geliyor. Evet. Yılbaşında emekli ve memurlara enflasyon oranında bir zam yapılacak. Evet. Dolayısıyla TÜİK bu rakamları son aylarda biraz daha düşük tutarak öyle tahmin ediyorum ki yani yılbaşında yapılacak zamları oranını azaltmak peşinde olabilirler. Yani %85 zam yapılamayacağına göre devlet memurlarına, ENAG'ın değerleri göz önüne alınıp bir düzenleme yapılmayacağına göre TÜİK'in değerleri göz önüne alıp yapılacak bu artışlar. Evet. Dolayısıyla ne kadar düşük TÜİK aşağıda TOSE son 2 ayda devlet o kadar düşük oranda çalışanlarına, işte memuruna, emeklisine o kadar düşük oranda zam yapacak. Dolayısıyla bunun hesaplarını yapıyor olabilirler. Yani memur ve emeklilerin beklentileri artık yavaş yavaş sönmeye başladı. Ne diyorduk? Yılbaşı gelecekti bir ara. Hatırlayın işte %110 zam yapılacak, %115 devlet memur emeklilere zam yapılacak diye rüzgar estiriliyordu. Yapılmış olsa bile bu enflasyonda o %10'luk artışların bile hiçbir anlamı kalmayacak. Çünkü bir ay sonra veya 1,5-2 ay sonra fiyat artışları onu zaten bir anda sizin cebinizden alıp götürecek. Evet. Hiç değişmeyecek yani. Keşke şimdi, zam yapmasalar da enflasyonu kontrol edebilseler. Ben ondan yanayım. Şimdi bir taraftan yani enflasyon artıyor, bir taraftan milli değerimiz, paramız değer kaybediyor. Biz bir taraftan kredi yani faiz oranlarını düşürüyoruz. Burada da bir dengesizlik de var. Şimdi tamam seçmen bir işveren yani bir patron gibi değerlendiriyor ama patron bugün aç. Yani işveren bugün aç, yani işçi dedi diye adlandıralım hadi, o taraf zengin, yani o taraf lüks içinde yaşıyor. Ya biz seçerken insanları, hani siyasileri seçerken daha çok hani bizim refah seviyemizin artırılsın, ülkenin işte yenilenebilir enerji kaynakları artırılsın, dışa bağımlılık azaltılsın, katma değer vergisi ürünleri yüksek olan ürünler üretilsin bu ülkede diye bekliyoruz. Yani dışa bağımlılık bitsin, biz bağımsızlığımızı koruyalım ve gelecek kuşaklara bu ülkeyi aktaralım diye biz bir partinin işte belirlemiş olduğu isimleri seçiyoruz. En çok oyu alanda iktidar olarak belirleniyor. Ama iktidarın biz bekliyoruz ki ülkede bir hani güzelleştirme yapsın, iyileştirme yapsın, herkesin başını okşasın, eşit bir adalet anlayışı ortaya koysun. Yani hem işte dini inanç gereği hem vicdan gereği bunu sağlasın istiyoruz. Ama bir bakıyoruz bir taraftan ciddi bir dengesizlik var ülkede. Yani
vatandaş gerçekten dolabını açtığında yarım bir kabak, yarım bir biberi görünce hepimiz ister istemez üzülüyoruz. O insan da orada rencide oluyor. Yani ifşa ediliyor bir taraftan. Evet. Onun da bir onuru, bir gururu var. Yani bu düşünülmez mi? Yani koskoca bir ülkeden bahsediyoruz. Bir taraftan yani geçiş garantili tüm projelere ciddi pay ayrılırken, yani yoksul kesimin yani en darda olduğu ortamda devlet, hani bugün de hani baktığımız zaman, araştırdığımızda Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir yetkisi var, indirim yetkisi var. Yapmıyor. Bunu niye kullanmaz? Yani niye böyle bir sorunla birlikte bu hayat devam eder? Ve bu devamında insanlar hani ölürken, intihar ederken burada hiç mi kimse bir sorumluluk üstlenmez? Ya birçok şeyde sorumluluk üstlenmesi gerekiyor. Aslında sizin gözden kaçırdığınız bir nokta var. Biz vekilleri milletin vekili olarak seçmiyoruz. Milletin efendisi olarak seçiyoruz. Yanlışlık burada. Evet. Yani patron halk, oyu veren halk ama ezilen, hor görülen yine halk. Yine halk. Ya yanlışlık burada. Çünkü iktidar partisinde bir hesap verilirlik yok. Yani ben şunu yaparsam bu seçmene karşı şu hesabı vermem lazım gibi bir sorumluluk da üstlenmiyorlar. Görüyoruz işte her gelen ağam paşam. Ya işte siz şu kadar enflasyonu yükselttiniz, şurada zam yapmadınız, bunu eksilttiniz, bunu çoğalttınız demiyor kimse. Demediği için de onlar milletin vekili olmuyor, milletin efendisi oluyor. Yanlışlık burada. Ben milletin vekil olmasından, milletin vekil olmalarından yanayım ama maalesef millet de hani bir söz vardır ya, cellatına aşık olan insan diye. İtiraz hakkını kullanmıyor. Yani biz o şeyi kullanmadan ya da evet. Ya öyle yapıyoruz. Bir, ikincisi bir de Üstün Bey'in yani karpuz falan verdiği örneğe katılmıyorum. Çünkü o gözden kaçırmış olabilir. Gıda enflasyonu %99. Evet. %100 yani. Yo, ben mevsimlik ürünleri kastettim yalnız. Yani şimdi mevsimlik ürünlerin fiyatları değişmiş olabilir. Gıda enflasyonu hepsi evet, içinde tabii, %99. Tabii. Bu pazara, çarşıya, markete yani sıradan bir mahalle bakkalına da giderseniz bunun değil %88.9, %80, %185 değil 200 olduğunu net olarak görebilirsiniz. Hatta 300 olanı da var. Yani enflasyonun 300'e katladığı da var. Ama maaşlar burada çok cılız kalıyor. Ve insanların artık alım gücü yok. Bunu bir alışkanlık haline getirirlerse, bunu bir kabullenmişlik olarak görürlerse vay bu milletin haline. Değil bizim, ben 85 milyonun haline. Buna isyan etmek, buna karşı koymak, bunu istemek, bunu talep etmek bu ülkenin bütün vatandaşlarının hakkı. Temel hakkı. Yani bakıyorsunuz 5 milyonun üzerinde devletten yardım alıp geçinen var. Bakıyorsunuz Cumhurbaşkanı dünkü görüşmesinde diyor, konuşmasında, televizyon programında diyor ki yani bizim cebimizden 1 lira gitmeden biz köprüyü, işte tüneli, yolu, her şeyi, havaalanını bilmem neyi yaptırdık diyor. Ya iyi de bütçede sırf oralara ayrılan trilyonlar var ya. Bu ne peki? Milletin açlığı var. Evet. Sefalet var. Ben bu Kayseri'de şeyi hiç görmedim. Ya çok nadir. O da böyle çok akli dengesi zayıf olanlar çöpten ya da konteynerlardan şuradan buradan gıda maddesi toplarlar idi. Şimdi bakıyorum akşam saatlerinde bir de şimdi daha erken kararıyor ya hava. Ya atıklar da daha erken oralara çıkıyor. Ben bir yığın adam görüyorum oradan. Bayan, erkek, çocuk ya malzeme daha toplayanları yani, görüyorum. Yani. Bugün işte bakanlık açıkladı. 4 milyon 332 evet, bin 5 milyon hane yani. Hane yardım alarak yaşıyor devletten. Tabii ki bu 16-17 bin kişiye tekamül eder. Özür dilerim. 10 milyon kişi de E-Devlet üzerinden sosyal müracaat yardım etmiş. Almak için müracaatta bulunmuş. Evet, evet. Yani Türkiye nüfusunun %10'undan fazlası yardım almadan yaşayamayacağını yani söylüyor. Yani ortalama Türkiye'de 4 kişi hesaplanır da 2 çocuk, 2 ebeveyn. Evet. Ya buna rağmen 16 bin falan, 16 milyon falan ediyor. Evet. Bunu eğer 5'e, 4'e katlarsak çocuk sayısına evet. göre... 20-25 milyon lira, 20-25 milyon insan demektir bu. Yani yazık, günah değil mi? Yoksulluğun bir açık kanıtı, evet. bir itirafı gibi de kabul edilebilir. İsrafta önleyeceğiz diyorlar. Şu bir sürü madde koyuyorlar ortaya. Ya 3.448 tane yeni lüks otomobil almaya kalkıyorlar. Ya. Yani böyle bir şey olamaz ya. Evet. Geçen gün sen anlattın ya işte. Evet. Belediye resmi bir araçta şoför... Evet.
oradan resmini çekmiş, evet, onunla kavga ediyor, evet, diye. Yani öyle bir de araba yazın içi soğuk olsun diye çalışıyor sürekli. Kışında patron gelirken sıcak olsun diye yine çalışıyor. E onları biz veriyoruz ya. Ama biz ne alıyoruz? O emekli 3.5'dan 8'e kadar alıyor. O yani tabanı 3.5, totali 8 falan. Yani bizim cenahı sahibi. O yüksek maaşlı emekli olanlar var tabii ki. O zamanında süper emekliliği falan olanları bir iyileştirdiler. Öyle gidiyor. Yani yazık bu insanlara diyecek bir şey yok. Ve bunu kesinlikle bir de utanmadan çıkıp %100 tam tersini anlatıyorlar. Yani böyle bir şey olabilir mi? Tersten bakmayı öğretiyorlar bir de. Ya tabii orada işte ulusal kanallarda izliyoruz. O teyzelerimiz falan, onlar hesap kitap bilmezler. Adam diyor ki onlar yalan söylüyor diyor. Biz onlara inanmıyoruz çünkü biz pazara geliyoruz %200 her şey diyor. Bak şu 6 liraydı 12 lira olmuş diyor. Şu diyor 5 liraydı 15 lira olmuş diyor. Bunu ortalarsan diyor %200 diyor, bunu teyzeler diyor. Belki de sorsan okumuş yazmışlığı da yoktur yani. Ya böyle bir şey olabilir mi, yazık günah değil mi bu insanlara ya? 100 lira veriyordu diyor annem bana diyor, yaşlı bir annesi var, pazara git alışveriş yap gel diye diyor. Ben 100 lirayla diyor yani bir haftalık sebzemi, evet, alıp geliyordum diyor. Annem bunu alışkanlık haline getirdi diyor. Hep 100 lira veriyor diyor. O zannediyor ki diyor, ben ona söylemiyorum hani diyor yani 100 liraya artık bir şey etmiyor diye diyor. O zannediyor ki diyor hala 100 liraya bir şey yiyoruz zannediyor diyor. Oysa ki ben diyor üzerine 200 lira daha koyarak belki de 300 koyuyordur. Bir haftalık gıda yani sebze ve meyve ihtiyacımı öyle karşılıyorum diyor. 300 lira olduğunu söylüyor. Yani bu son enflasyon artışıyla birlikte. Yani birer kilo bir şey alıyor. Ya çok bir şeye gitmeye gerek yok ya. Yumurta. Yumurta 85 kuruştu. Ondan bir yıl geçmedi. 8 ay önce. Şimdi 1,5 lira. Bugün 4 lira. 3,5 4 lira. Evet, evet. Gezer tavuk 4 lira. Normal 3,5 lira tanesi. Evet. Oradan 300 işte ya. En son 85 liraydı. E işte %300 ya. %200 diyor yine de teyzeler. Şimdi şöyle gidelim. Tolga Bey bir şey söyleyeceğim. Oraya gelelim de şimdi bu gerçekten acayip bir açıklama. Yani Sayın Bakan açıklıyor bize, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı diyor ki Türkiye'de diyor yani 4.332.000 hane. Yani evet, 4 ile çarptığımızda Salih abinin 16, dediği gibi 16 milyon kişi devletten yardım alarak yaşıyor. Yani bunu övünerek mi söylüyorlar? Yani bunu yani lütuf gibi anlatıyorlar. Lütuf gibi. Yani artı buna pandemi koşullardaki yardımı da eklersek bu 5.9 milyona tekabül ediyor. Tabii. Artı 10 milyon kişi de E-Devlet üzerinden yardım talebinde bulunmuş. E-Devlet üzerinden 10 milyon kişi daha. Yani rakama baktığınız zaman Türkiye nüfusu orada çok doğru bir şey söyledi. Bununla övünüyorlar mı diye. Evet. Övündükleri açık. Yani 2002 yılında 1 milyon kişiymiş. Evet. O 2017'den 2016'dan sonra 4,5 milyona çıkmış ki 10 milyonda Tolga Bey'in dediği gibi bekleyen var. 15 milyona çıkmış. Ya bunlar övünülür mü ya? Toplumumuzun şimdi ne kadar yoksul, ne kadar fakir, ne kadar yardıma muhtaç olduğunu ortaya koymuyor. Evet. Şunu soracağım ben size. Şimdi Türkiye nüfusunun 1/4'ünden fazlası devletten yardım alarak, evet, yaşıyor. Şimdi bizim ülkemizde kayıtlı 1,5 milyon işveren var. Yani patron var, evet, kayıtlı. Evet. Yani bu 1,5 milyonu çıktığınız zaman geriye kalan insan sayısını artık hepimiz gözümüzde kestirebiliyoruz. Ve nasıl bir yaşama sahip olduğunu biliyoruz. Asgari ücret bu ülkenin belini kırıyor zaten, tabii, büküyor. İşveren açısından da baktığımızda kırıyor. İşçi açısından baktığımızda. Bir de iş bulamayanlar var ki Türkiye nüfusunun biliyorsunuz yani işsizlik oranı açıklanıyor. Bir rakam üniversiteler. Şimdi bize diyorlar ki her enflasyon artışını yorumlamaya gayret ettiğimizde gazetecilere diyorlar ki siz diyorlar topluma hep enflasyon artışı deyince yani yoksulluk üzerinden bakıyorsunuz. Doğru. Fakirlik doğru, üzerinden bakıyorsunuz. Nereden bakılacak yani, başka? Yani hep böyle işte dar gelirliği gözümüzün önüne getiriyorsunuz. Yani hiç mi iyi şeyler olmuyor diyorlar. Ben de diyorum ki şimdi yani size soruyorum yani ben söylemem değil de size soruyorum. Ben şunu hatırlatıyorum diyorum ki şimdi bir enflasyon oranı yükselmişse bu ülkede bir zenginlikten bahsedilebilir mi ki? Yani tamam Tolga Bey zaten yani, siz sayıyorsunuz yani 20 milyon yardıma muhtaç insandan bahsediyorsunuz. 5 milyon bize sırada şunu, bize bekleyen. Şunu bir, bize, yani bu ülkede bize şunu bir tersinden mi bakar mısınız? Sayın işte ekonomi bakanı diyor ya. Enflasyon zaten tersinden bakılmaz. İyi yönden bakılmaz. Hayır ekonomi bakanı diyor ya bize cari açık büyüyor ama bir de tersinden bakın diyor ya. Tamam. Siz de bize bir tersinden cari bakar açık, mısınız? Yani cari biz açık, özellikle mi yoksulluğu fakirler gündeme getiriyoruz? Yani en ağın açıklaması bak, bir tarafa, tüyün enflasyon açıklaması bir tarafa. Fakirlik. Bu kaçınılmaz bir şey yani. Ekonominin temel kuralı. Nerede enflasyon varsa orada fakirlik, yoksulluk giderek artıyor demektir. Bu kesin. Fiyatlar artıyor, gelirler sabit. Enflasyon
aslında mücadelesi çok zor bir mücadele. Bir kere çok acı reçeteleri vardır yani. Nasıl yapacaksınız? Gelirleri sabitleyeceksiniz, üretimi artıracaksınız, ihracat yapacaksınız. Mümkün mü Türkiye'de böyle bir şey yapmak? Yani şu hayat şartlarında fiyatlar bu kadar yükseldiği bir yerde hükümetin fiyatları sabit tutması mümkün mü? Sabit tutmaya kalksın, niye %150, %100 zam yapacağım diye evet. hayal veriyor. Sabit tutmaya kalktığı takdirde ülkede sosyal problemler başlar. Patlar her şey. Evet. Sosyal patlama olur. Toplumlar, yani insanlar arasında kargaşa yaşanır. Evet. Zengin fakir düşmanlığı ortaya çıkar. Bakın, söyleyeyim size. Bunların hepsi enflasyonun sonuçları. Fakir insan ne yapar? Her şeyi yapar. Hırsızlıkta olur, cinayette olur, soygunda olur. Her şey enflasyonun bir sonucu. Enflasyonla mücadele çok bir zor mücadele. O yüzden enflasyon hareketini önceden fark ettiğiniz anda müdahale etmeniz lazım. Evet. Gelirleri sabit tuttuğunuz zaman insanlar tüm aç kalırlar bu fiyat artışları karşısında. Ama piyasaları da dengeli kontrol etmek lazım. Şu anda bizim devletimiz, hükümetimiz, bak ilgili kurumların hiçbirisi piyasalarda denge oluşturacak hareketleri sağlayamıyorlar. Şimdi tamamen bütün her şey özelleşti. Devletin hiçbir kurumu kalmadı biliyorsunuz. Ne Sümerbanklar kaldı, ne İtibanklar kaldı, ne SEKA'lar kaldı. Yani devletin üreteceği bir mal yok şu anda. Evet. Devlet bir mal üretmiş olsa piyasayı dengelemek için fiyatlarını belli oranda tutup kontrol edebilir belki. Evet. Ama şu anda tamamen özel sektör. Şu uyguladığımız ekonomik sistem dünyada da uygulanamıyor. Bizimkinde kontrolsüz bir uygulama var. Yani fiyatlar anormal artıyor. Müdahale etme şansınız yok. Denge yok piyasada çünkü. Piyasayı dengeleyecek unsurlar tamamen ortadan kalkmışlar. Yani fiyatlar işte enflasyon mesela bugün akşam. Bunu kim yapıyor bunu? Yani bunu dış güçler mi yapıyor? Hayır, hükümetin uyguladığı politikalar yapıyor. Yani politikanız, ekonomi politikanız normal belirlerseniz sistem normal çalışır. Sizin bizim ülkemizden hangi ekonomik model uygulanıyor? Hangi sistem uygulanıyor? Bilinen nedir? İşte ben bütün ekonomistleri dinliyorum. İnanın hiçbirisi bu işe çözüm bulamıyorlar. Evet. Yani bir sistem yok diyorlar. Evet. Yoksa basit ekonomi kontrol edersiniz. Devletin yaptırım gücü var, düzenleme kanunu var, yasası var. Her şeyi düzenleyebilir devlet. Çok basit bir şekilde yapabilir. Ama yapmıyor, yapamıyor. Çünkü kendisi elinde olan bir şey yok artık. Tamamen özel sektörüne gidiyor. Özel sektörün amacı para kazanmaktır. Haklı olarak para kazanmaktır. Yani adam risk yapıyor, bilmem ne yapıyor. O diyor ki işte iş adamlarımız yatırımlarını yapsınlar. Şu anda Türkiye'de iş adamları da çok sıkıntılı bir durumda. Krediler durdu biliyorsunuz. Bankalar hiç kredi vermiyorlar. Bütün iş adamlarının mensup olduğu sivil toplum kuruluşlarının hepsi şu anda isyan ediyorlar. Hiçbir bankadan kredi temin edemiyoruz. Üretim durma noktasına geldi diyorlar. Yani sanıldığı gibi ihracatımız falan artıyor. Evet doğru artıyor. Çünkü yani dünya da gelişiyor, evet. artıyor. İhtiyaçlar çeşitleniyor. Dolayısıyla bu işe çok iyi dikkatli bakmak lazım. Enflasyon bir kere gidiyor. Bakın bu gece motoruna ve akaryakıta benzin zam geliyor. LPG, 1 lira 41 kuruş yanılmıyorsam, LPG de dahil doğru. 41 kuruş 50 kuruş da mazota geliyor. Bakın bugünkü fiyatın şu zamlar, şu zam bütün ürünlerde, bütün sektörlerde fiyat artıştırıyorlar. Evet. Şimdi tabii nasıl engelleyeceksiniz siz? Şimdi iş adamları demişken Kayseri'ye de yanılmıyorsam TÜSİAD yöneticileri gelecek değil mi? Başkanı ve yönetim kurulu evet. 17 Kasım'da Kayseri'de olacak. Bir program için geliyorlar. Bir program için geliyorlar şimdi, ama şunu tüm yapalım, yönetim geliyor. Şunu yapalım ama bizim arkadaşlardan da rica ederim. Bir mikrofonu tutalım yani TÜSİAD'cılara. Bir soralım yani Anadolu'yu da bir geziyorlar mı? Yani Anadolu'daki insanların da yaşadığını gözlüyorlar mı? Yani TÜSİAD'ın üyeleri arasında Anadolu'da iş yapan kişiler de var. Yani şunu söyleyeceğim. Var. Şimdi TÜSİAD yöneticileri tamam bir iş adamı sıfatı taşıyorlar. İşte fabrikaları var, sahaları var vesaire üretim tesisleri var ama şimdi sıkıntılar da var. Şöyle onlar hani İstanbul'da yaşadıkları için İstanbul'daki maaş oranıyla Anadolu'daki maaş oranı aynı olmuyor. Yani Anadolu'da biraz daha işte 5500 lirayla geçinmek zorunda kalıyor. Asgari ücret ödüyor işverenler ama İstanbul'da daha yüksek maaşlar ödüyorlar. Şimdi şu çok önemli mesela işte Türk İş açıklar açlık yoksulluk sınırlarını belirler. Bunu hep de ben de merak eder bakardım. Yani neye göre belirliyorsun bunu kardeşim? Yani Kayseri'deki işte organize sanayi bölgesinde çalışan bir fabrikadaki göre. İşçinin maaşına göre mi belirliyorsun? Onun yaşamına göre mi? Hayır, daha çok İstanbul baz alınır. İstanbul işte Kocaeli. Oysa ki Anadolu'ya baksanız bu hani daha farklı bir sonuç evet. verir bize. Bunu soralım, bunu konuşalım TÜSİAD yönetimine ve oradan hani şunu da merak ediyorum. Bu ülkenin düzelebilmesi için hepimiz elini taşın altına koyuyoruz. Koyuyoruz. Zaten biz şimdi, elimizi koymadık ki. Bütün şimdi, vücudumuzu koyduk. Şimdi niye bizi dinlemez siyasal iktidar? Yani niye muhalefeti diyor dinlemez? Diyor ya işte. Yani vekil değil ki onlar efendi. Efendiler öyle sormaz. Şimdi bak enflasyon faizle orantılı bir şey. Yani FED Amerika %8.2.
enflasyonu Amerika'nın %8.2 idi. 7'ye çektiler. FED 175 bas puan daha artırdı. Faizi yükseltti. Artırdı. Yani şimdi çıkıp biz dünyaya örnek olacağız diyor da, diyoruz da, hı hı. Öyle diyeyim artık. Aha. Biz faiz 10.5'a çektik, Amerika yükseltiyor. Yani biz daha mı zenginiz? Daha mı her şeye sahip bir ülkeyiz ki? Amerika dünyanın patronu. Evet. O faiz artırımına gidiyor. Biz de, yani ben ekonomistim demekle ekonomist olunmuyor. Evet. Yani bu ekonomist, bir sürü bunun yolu var. Ya bu çelişkiyi ekonomi kurmayları anlatmaz mı mesela bir cumhurbaşkanına? Ya yani şimdi ben sana ne anlatırsam anlatayım. Ben senin kafanda yani? Ne varsa o yürür. Hmm. Yani dinlemezsen beni. Ya yani ben diyorum ki sana... Ya bak, şu bize oy kaybettirir desem bile mi, deseniz bile mi ben dinlemeyeceğim bunu? Ben sana diyorum ki Tolga bak ben damdan düştüm. Aha. Sana şunları anlatıyorum dinle aha. diye. Yok ben de düşeyim de öyle anlayayım diyorsa ben bunu kabul etmiyorum. Yaşamadan anlamayacağız. Yani. Onun için de bu fiyatlar böyle alır başını gider. O zaman çok zor o zaman yani. Tabii tabii. Yani şimdi şöyle. Sarayın, mesela sarayın işte günlük masrafının ya, ne kadar olduğunu herkes işte, biliyor. Ya şimdi şöyle. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın eşinin hani insanlara porsiyon küçültün diye bir tavsiyesi var. Tamam. Onu herkes biliyor. yani itibardan tasarruf olmaz sözü var. Onları geçtik hepsini. O zaman hepsini. Biz ne yapacağız? Hani ya diyorsunuz şimdi, ki yaşamayan bilmez diyorsunuz. Ha. Sayın Cumhurbaşkanı hiç yoksulluk görmeyecek ki o zaman bizim durumumuzu görsün. Ya Sayın Muş çıkıyor diyor ki işte şu 8. 9. ayları seneyi işte şunu bunu saymazsanız enflasyon düşük diyor. Düşük diyor evet. Ya Nebati çıkıyor diyor ki tersinden bakmak lazım diyor. Elektrikle ya o zaman ben de ev sahibine gideyim diyor ki ben tersinden bakıyorum. Kira vermeyeceğim zaten yakıt veriyorum, aidat veriyorum. Elektrik yakıyorum, doğalgaz kullanıyorum diyeyim ya. Böyle bir şey olabilir mi? Evet. Bir ekonomi bakanı bunu diyebilir mi? Bir de şu var. Şimdi geçmişte düşünün yani 5 sene öncesini. Halkın %99'u Merkez Bankası ya da Maliye Bakanlığı, Hazine Bakanlığı bilmez. Diye bir şeyden haberi bile yoktu. Onlar kendi işlerini yapıyordu. Adamlar da yani senede bir kere Merkez Bankası bir önce öbür senenin briefingini veriyordu. Briefingini veriyordu. Maliye Bakanı işte paramız şu kadar, maaşlar da o zaten belli oluyordu. Senede birer kere. Şimdi pazardaki, çarşıdaki, gazetedeki, şeydeki, kanalizasyonda çalışan bile yani çok iyi bir Merkez Bankası müdürü oldu. Çok iyi bir Maliye Bakanı oldu. Evet. Çünkü adamlar 24 saat ya. Gün 24 saat, 24 saat bununla uğraşıyorlar. Yazık günah ya. Şimdi benim çok dikkatimi çeken bir konu var. Üstün Bey, Salih Bey, hanginiz yorumlarsınız bilmiyorum. Benim etrafımda ki dışa açıldığımda da çok rahat görüyorum. Yaşı böyle 35 altı evlenemeyen kardeşler var, arkadaşlar var. Yani gençler var. Var evet. Kadın ya da erkek fark etmiyor. Şimdi bunlara diyorum ki işte niye evlenemiyorsunuz dediğimde birincisi ekonomik, tabii sebepler. Ekonomik sebepler. İkincisi de şu çok dikkatimi çekiyor. Bu gençler aldıkları maaşın belli bir oranını borsaya yatırıyorlar. Yani geleceğini borsa üzerinden teminat altına almaya çalışıyorlar. Bu çok dikkatimi çekiyor. Yani bir gün geliyor moralleri bozuk. Ne oldu? İşte bugün tepe taklak olduk. Ertesi gün geliyor işte moral biraz yüksek. Ne oldu? Bugün işte biraz kazandık. Şimdi böyle mi olması lazım? Yani ben bir ülkede yaşayacağım. Benim yaşama garantim yani borsada mı? Benim yaşama garantim asgari ücrette mi? Benim yaşama garantim yani kendi yarattığım dar alanımdaki şansımda mı? Nerede benim yaşama garantim? Yani devletin yani benim üzerimdeki sorumluluğu nerede? Niye beni hiç başımı okşamaz? Al kardeşim sen benim yurttaşımsın ya. Sen bana doğduğundan bu tarafa vergi ödüyorsun. Emeklemeye başlamadan ben vergi ödemeye başlıyorum. Borçlusun zaten, borçlu doğuyorsun. Ya ben hani doğmuşum yani bebek bezi, işte maması, pus eti, şunu bunu derken ben sürekli vergi, sürekli vergi ödüyorum. Niye ben bir tane yararlanmam bundan? Yani buna çok itirazım var benim. Var tabii, hepimizin itirazı var. Şöyle bir şey var yani bizim aslında Türkiye Cumhuriyeti sosyal hukuk devleti. Evet. Sen sosyal tarafını kaldırırsan böyle olur. Evet. Yani devlet hukuk bir kere... Da, sosyalle birlikte hukuk da gitti. Yani onları artık saymıyorum. Onlar zaten bir daha gitti. Sayarsak tekrar olur diye söylemiyorum. Yani sosyal devlet şeylerini, devlet görevlerinin hiçbirisini şu anda yerine getirmiyor. Bakın. Sosyal şeylerini görevlerini yerine getiriyor. Mültecilere karşı getiriyor.
Evet. Onların işte ihtiyaçlarını karşılıyor, işte ne bileyim, hatta aylık işte ne kadar doğru bilmiyorum. Bazen doğru diyorlar, bazen öyle bir şey yok diyorlar. Maaşları belli miktarda bankaların önünde kuyruk oluşunca görüyoruz. Maaşlarını alıyorlar. Evet. Yani hükümet, devlet şu anda bütün sosyal görevlerin çoğunu onlara doğru yönlenmişler. Bizim Türkiye'nin maaşlarını derken Üstün Bey, çocuk sayısına göre. Ne güzel, ne güzel. Ya 10 tane, 9 tane artır diyor ya. Artır diyor ya. Çok tabii ki doğal olarak artıyor. Dolayısıyla böyle bir şey beklemeyin lütfen. Mesela borsa diyorsunuz. Borsa Türkiye'de oturmuş bir kurum değil bak. Değil. Kesinlikle değil. Yani işte Avrupa borsası, bir Londra borsası değil. Evet, işte bir sürü hikaye döndü. Bakan yolsuzluk dedi, bakan dedi ki borsaya yüklenin dedi. Herkese borsadan şey aldırdı. Ertesi gün alanlar bir baktılar ki 10 lira aldılar 5 liraya düşmüş. Evet. Üçlü, hatta sıfırlamış. Evet. Bir kere borsadaki şirketlerin iyi kontrol edilmesi. Hile olduğu ortaya çıktı. Şimdi ya bunu bakan önerirse nasıl kontrol, kim yani kontrol kime edecek? Kime güveneceğiz biz yani? O bakanın söylediğine güvenmeyecek mi insanlar? Güvendiler, paralarını yatırdılar. Ertesi gün baktılar ki o paraların hepsi uçmuş. Gidiyor bir de yani, gidiyor. Benim aklım almıyor bunu. Tabii yani. Borsada şöyle bir şey bir var. Şöyle bir şey de var. Borsayı kontrol edecek adamlar borsa yönetim kurulunda maaş alıyorlar. Nasıl kontrol yani, edecekler ya? Ya neler oldu işte. Bak, yani ben sana yakın bir şey zamanda. Benim bir arkadaşımın torunu. Ya benim yaşımda bir arkadaşımın torunu. Liseyi bitirdi, üniversite imtihanlarında çalışıyor. Bir gün eve bırakıyorum arabada. Sordum ne yapıyorsun, ne ediyorsun, dersler nasıl borsa gidiyor? Dedi ki Salih amca dedi, ben dedi borsa oynuyorum dedi. Dedemden 500 lira alıyorum dedi. Onu dedi işte şu telefonda bir şey var dedi. Buraya yatırıyorum. Şimdi dedi. Coinler falan çıktı biliyorsun. Neyse işte Bitcoinler, bu ben anlamadım. Şunlar, coin. Çocuk anlatıyor o da. O coinlerden oynuyordur. Şeyde telefonumdan dedi bunlara yatırıyorum dedi. Oradan dedi şeyimi çıkarıyorum dedi. E peki bunlar dedim ikide bir borsa çöküyor. Yani manipüle ediyor falan. Sen nasıl başarıyorsun bu işi? Nasıl kurtarıyorum? E arada sırada da tabii bütün para gidiyor dedi. Ya tarifi bu. Şimdi yani, Tolga Bey, borsadaki konuya geçelim. Şunu orada söyleyeyim. İlk söyleyin hemen o zaman. Söyleyeyim. Kısaca söyleyeyim. Şimdi şöyle, borsadaki şirketlere dikkat etmemiz lazım. Evet. Yani şirketlerin bilançoları, yapıları, ihracatlar, üretimleri, makine parkları falan bütün değerlerini çok iyi hesaplam. Mesela benim Kayseri'den borsada olan şirketler biliyorum. Yani basit bir hangarları var ama borsada işlem görüyor. Yani üretimleri doğru düz yok, bilmem ne yok ama nasıl borsada şey olmuşlar onu anlamıyorum. Peki. Ve bunların hisse senetleri satılıyor. Peki. Enteresan yani. Şimdi bir kere oradaki şirketlere çok güvenmek lazım. Şirketler evet. Güvenilir olması lazım. Şimdi, borsanın olun, denetlemesi lazım. Emin olun ekonomi üzerinde mesela konuşmamıza devam etsek herhalde sabaha kadar burada. Herhalde tabii. Yani, çünkü bütün Türkiye yani, onu konuşuyor şu Kayseri'den anda. Bile hani 3 tane yalın gazetesi, yalın gazeteci yani tırnak içerisinde. Sizin tabii tecrübeleriniz yani tartışılmaz ama 3 tane yalın gazeteci diyelim. Hani buradan formüller üretiyor, formüller sunuyor ama hani bizi bile dikkate almıyorlar. Hani bizi geçtim. Ne bileyim ülkenin kanaat önderleri var, ekonomistleri var. Onlara hani biraz dikkate alınsa. Ne bileyim bağımsız ekonomistlerden destek istense, onlara dense ki yani bir destek işte şimdi bize, biz, model sunun dese. Biz bir uzman değiliz. Biz bir gazeteciyiz. İşte yani görüşlerimizi aktarmaya çalışıyoruz. Yoksa bir uzman yani, bilgisi ben bizim. Ben onu demiyorum. Ben şunu söylüyorum. Yani bizi geçtim. Yani bizi geçtim artık. Ekonomi uzmanlarından bir destek onlardan istense. Onlardan nasıl olacak? Dense ki mesela yani. Adam şunu söylüyor. Ben diyor ekonomistim diyor işte. Evet. Bitti yani. Evet evet. Yani bu, tek adamın şeyi bu. Burada yani burada bunu bir şey söyleyeyim. O kadar büyük peki, bir güç ki bu. Yine ekonomiyle bağlantılı başka bir konumuz var. Ona geçelim isterseniz. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Bu açıklama halkı infiale sürüklemeye kadar geldi. Hakkında davalar da açıldı. Ne dedi Sayın Kılıçdaroğlu? Dedi ki bir uyuşturucu belası var. Bu buraya işte geliyor. İstanbul'da işleniyor. İşte gençler burada özendiriliyor. Buradan kara para aklanıyor. İşte mafyalar var vesaire. Ve bu yanında oturan hanımefendiye de dedi ki siz de dedi bu ailelerin yani uyuşturucuya bulaşmış çocukların ailelerinin yaşadıklarınızı bir anlatın dedi. Gerçekten kan dondurucu sözler var orada. Tabii, tabii. Bir anne bir baba diyor ki ben evladımın diyor gözümün önünden ayrılmasını istemiyorum. Çünkü halüsinasyonlar görüyor diyor. Yani evden dışarıya çıkmasını hiç kesinlikle istemiyorum diyor. Çünkü diyor hani ne yapacağını bilmiyorum diyor. Yani, ben izledim. Yani, izlemişsinizdir. Evet, tabii, tabii. Şimdi gerçekten acı verici olaylar var. İstanbul'da hatırlarsanız işte Bağcılar'da bir vatandaş annesinin işte kafasını kesmişti, balkondan sallamıştı. Yine hani benzer bir şekilde görüyoruz işte sağımızda solumuzda benzer olaylar var. Yani ya kendi canına kıyıyor ya başka cana kıyıyor. Yani ya katil oluyor ya intiharla hayatını kaybedip gidiyor. Biz hani bir insanın canının ne kadar kıymetli olduğunu çok iyi bilenlerdeniz. Ve hani gerçekten insanlar zehirlenmesin istiyoruz.
Tabii bu sözlere dönük olarak iktidar cephesine gözler çevrildi. Sayın Cumhurbaşkanı dedi ki bunun hesabını yargı önünde vereceksin dedi. Sayın İçişleri Bakanı o bir talimat zaten. Evet, Sayın İçişleri Bakanı da dedi ki bu bir iftiradır, bu bir yalandır dedi. Sonra Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı dezenformasyon yasasının 29. maddesine istinaden halkı infiale sürüklemekten evet. Sayın Kılıçdaroğlu hakkında dava açtı. Yani şimdi ben Kayseri'den de görüyorum. Sayın Valinin Kayseri'de değişmesinden sonra yani Şeyh Muz Günaydın'ın merkeze alınıp Afyon Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'in Kayseri'ye geldiğinden bu tarafa neredeyse her gün birden fazla ya yani üçten fazla da diyebilirim. Yani ortalamaya vurduğumda uyuşturucuya dönük operasyonlar var. Hem jandarmanın evet. hem polisin. Şimdi ben şunu merak ediyorum. Sayın Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları bir tarafa. Onu bir tarafa bıraktım şimdi. Ben soruyorum diyorum ki Kayseri'de bile bu kadar uyuşturucuyla mücadele varken ve gerçekten bu kadar mütehassıp bir ailenin yaşadığı bir şehirde. Kesinlikle öyle. Yani evet. milliyetçi, muhafazakar evet, dediğimiz evet, bir evet. Yani kentin ya çocuklarında. Totalde mütehassıp aileler. Şimdi şunu merak ediyorum. Yani cezaevleri dolmuş taşmışken bu arada. Yani Kayseri yeni açılan bir yani cezaevi nüfusu 3500. 5000 kişinin orada yani kaldığı söyleniyor. Söyleniyor. Yine Kayseri kapalı cezaevinin nüfusunun da arttığını biliyoruz. Yani toplumun da bir taraftan yani fişlendiğini, suça bulaştırıldığını, sicilinin bozulduğunu da üzülerek görüyoruz. Şimdi ben diyorum ki madem böyle bir illet var, böyle bir yani bir zehir var karşımızda. Ya buradan muzdarip olan aileler var. Yani muzdarip olan bireyler var, vatandaşlar var, yurttaşlar var. Hepimiz bundan yani uzak durmamız gerektiğini inanırken, düşünürken niye böyle açıklamalar yapılır? Yani niye denir ki mesela bu bir iftiradır diye? Yani Kayseri'de ne kadar uyuşturucu trafiği olduğunu yapılan operasyonların sonucundan zaten görüyoruz. Kabul etmek zor mudur? Kabul etmek güç müdür? Şimdi şöyle. Ya ben şunu demiyorum. Devlet bu işi yapıyor. Devlet aynen. yöneticileri bunu organize ediyor. Bunu demiyorum. Var bir kirli el var. Yani uyuşturucu baronları var bu ülkede. Yani, tabii zaten Sayın Kılıçdaroğlu ona dikkat çekiyor. Evet. Bütün dünyanın en önemli uyuşturucu baronları Türkiye'de. Şu anda evet. İstanbul'dalar diyor. Evet. Ve şey yapıyor. Ve gri listedeyiz diye de hatırlatıyor. Bakın, bu bir sosyal bir olay. Uyuşturucu konusu çok önemli bir sosyal konu. Ve şu enflasyon diyoruz ya sabahtan beri konuşuyoruz. Evet. Ne dedik? Enflasyon sonucu hırsızlık, işte tecavüz, her şey olabilir. Uyuşturucu. Evet. Bunların hepsi toplumsal yaralar açar. Evet. Buna enflasyona bağlı olarak toplumdaki huzursuzluk işte böyle yansır. Evet. İnsanlar ne yapacaklar? Bu tip uyuşturucularla kendilerini tatmin etmeye başlayacaklar. Uyuşturucu kullanacaklar ve bütün dünyanın başındaki en büyük belalardan birisi de uyuşturucudur. Evet. Gerçekten toplumları, milletleri, her şeyi yok eden bir madde bu. Bundan çok uzak durmamız lazım. Özellikle gençleri uyuşturucuya karşı korumamız lazım. Şimdi Kılıçdaroğlu böyle bir konuya dikkat çekiyor. Diyor ki Türkiye'de uyuşturucu pazarı şöyle işte kadın anlatıyor. Ve kimseye başvurdu, başvurmadım, yer kalmadı, kimseye ulaşamadım, kimse yardım etmedi. Her şeyi söylüyorlar. Evet. Ve bunun üzerine zaten bu açıklama sadece genel olarak şeye değil, Sayın Bakan'a yönelik bir kere bu açıklama. Onu söyleyeyim size. Hı-hı. Yani ne Genelkurmay'a yönelik tabii, bir açıklama. Tabii. Ne Emniyet Genel Müdürlüğü. Aslında onlar talimatla harekete geçmiş durumda. Zaten söylüyorlar yani, bizim polisimiz diye de asla diyor falan belirtiyor. Tabii biz onları korumak yani. Zorundayız diyor. Onlar bizim canımız yerimiz yani. Ama diyor ülkede böyle bir şey var. Bakın bu uyuşturucu konusu yani piyasada hani bir para hareketliği var ya. Nereden geldiği belli olmayan bir para var Türkiye'de. Şu anda dönüyor. Size ulaşmadığına bakmayın. Belli insanlar o paraya el attıkları zaman tutabiliyorlar. Biz tutamıyoruz o parayı. Özal döneminde de ekonomide hatırlar mısın? Böyle bir ferahlık olmuş. O dönemde demişlerdi ki Özal döneminde Türkiye uyuşturucu trafiğinin üssü oldu. Ancak iç pazarda satılmasına izin verilmiyor. Transit geçişlerine izin verildiği için piyasaya bir para girişi oluyor demişlerdi. Yani uyuşturucu baronları Türkiye pazarına ilaç uyuşturucu madde yani, vermiyor koşulda geçiriyordu ama paranın büyük bölümünde Türkiye'de kalıyordu. Ve piyasada böyle. Aynı bu dönemde de böyle bir şey gelişmiş olabilir. Kılıçdaroğlu buna dikkat çekmiş olabilir. Yani bir uyuşturucu trafiği var ama bu defa yurt içinde de çok kullanılıyor. Çok yaygın bir şekilde kullanmaya başladı. Tehlikeli olmaya başladı. Toplumun bütün yapısını bozuyor. Mesela ailenin korunmasını hiç kim yasa çıkartmaya çalışıyor. İşte anayasa maddesine falan koymaya çalışıyorlar. Onun yerine koyacağına uyuşturucu mücadelesi yap. Polisi harekete getir, jandarmayı da getir. Uyuşturucu ticaretinin önüne geç. Türkiye üzerine gitmesini engelle. Türkiye pazarlarına verilmesini engelle. Bunu yapmıyorsun. Sadece bakın 29. madde üzerinden dezenformasyon yasasından hareket ederek veriyorlar. Evet. Biz burada ne dedik Tolga Bey konuşmalarımıza yasa çıkmadan önce? Bakın bu toplumun bütün kesimlerini kontrol edecek, ilgilendiriyor. İşte ilk olarak da bir siyasiye.
yöneltildi bu şey. Bu çok ilginç. Yani gazeteciler henüz daha bu yasanın etkisi altında kalmadılar. Bir şey hissetmediler. Bir takibata uğramadılar ama bir siyasetçi uğradı. Bir de şöyle bir şey var. Siyasetçi en ağır eleştiri yapabilir. Hele hele muhalefet bence. Yani en ağır suçlamayı yapabilir. Demokrasinin kuralı bu. Demokrasi tabii kuralı da bu. Yani Kılıçdaroğlu bir ana muhalefet partisinin lideri ve en ağır şekilde bunu yapabilir. Bu hiçbir zaman suç olmamalı. Aksi takdirde hiç eleştirmezseniz her şey güllük gülistanlık geçer. Yani ATV izliyormuş gibi olursunuz. Dolayısıyla bu konu, bu madde gerçekten çok sakıncalı bir madde. Bakın siyasetçileri de susturuyor. Siyasetçiler de hadi gençler yapıyor sitelerinden, sosyal mecralardan bir takım eleştiriler koyuyorlardı. Evet, kontrolsüz yapılıyordu. Belki amacını aşan mesajlar da gönderiliyor falan ama onları kontrol etmek mümkündü aslında. Ama böylesi basını özellikle hedef alarak, basını hedef alırken toplumun bütün kesimlerini hedef alan bir yasa çıkartarak ilk uygulamayla bir siyasiye yaptılar. Bence bu bizim demokrasimiz adına ve düşünce ifade özgürlüğü açısından gerçekten utanç verici, yaralayıcı ve utanç verici, zedeleyici bir şey. Bunun peki. Zaten Sayın Kılıçdaroğlu açıklamasında galiba iktidara geldiğimiz zaman tak diye bu maçı kaldıracağız evet. Diyor. Dileriz ki öyle olur. Yani bu masa gerçekten düşünmemizi engelleyecek bizim. Peki. Yani bir gerçekten bir çocuğumuzun yani uyuşturucuyla karşı karşıya kaldığını öğrenince, yani ona bulaştığını öğrenince bilmiyorum bir ebeveyn olarak ne hissedebiliriz ama umarım karşılaşmayız. Karşılaşan ailelere de hiç kimse, gerçekten sabır diliyorum. Yani bir gün bir anımı anlatayım. Okay. Buraya bir aile gelmişti. Gerçekten yoksul bir aile. Kız çocukları, ben de hatta bunun üzerine bir öykü denemesi de yaptım. Kız çocuğu ortaokuldayken bu işte Sayın Kılıçdaroğlu'nun işaret ettiği kimyasal maddeyle tanışıyor. Kullanmıyor aslında. Metamfetamin denilen o illetle tanışıyor. Tabii ilk önce okuldan kaçmalar vesaire, sonrasında tabii ailenin bunu fark etmesi üzerine işte Amatem'e götürüp yatırması, orada tedavi ettirmesi, oradan kaçış, sonra okuldan atılış derken kız çocuğu artık hayat çok değişir. Artık 18 yaşına geldiği için evinden rahatlıkla kaçabiliyor ve aile polisten yardım istediğinde İstese bile 18 yaşında. Bir saniye Üstün Bey. 18 yaşına geldiği için emniyet de bir şey yapamıyor, savcılık da bir şey yapamıyor. Ama ben dedim ki aileye, yani öyle bir seslen ki mesela Sayın Cumhurbaşkanı'na, yani atıyorum işte 18 yaşına gelmiş bir bireyi ilgilendiren anayasanın ilgili maddesine, B fıkrasına göre birey eğer uyuşturucuya bulaşmışsa sağlıklı karar veremiyordur. Yani akli dengesi yerinde değildir. Beyin fonksiyonlarını artık yitirmiştir. Dolayısıyla bu bireye yardımcı olabilmek adına velayeti hala ailesindedir. Vasiyat yani 18 evet. Yaşını gelmiş geçmiş olsa bile evet. Ailesi hala bunun kontrolünü sağlaması gerekir diye bir ilgili maddeye eklenebilir kanaatindeyim. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarından bugüne yanılmıyorsam 400'ün üzerinde madde değişikliğe uğradı değişti, anayasada. Evet. İstense bu da yapılabilir miydi? Bunun da önüne geçilebilir miydi? Şimdi biz bu tür şeyler aslında yapılmalı. Yani insani şeyler bunlar, yapılabilir miydi yani? Çok sıcak bir olay anlatayım. Daha iki gün önce bizim büromuz İstasyon Caddesi'nde. Evet. Tam vali konağının da karşısında. Evet. Yani valinin, ailesinin, kendisinin yaşadığı yerin önünde evet. İki tane kız çocuğu. Herhalde 14-15 yaşlarında. Evet. Yani caddenin tam ortasından gidiyorlar. Orada büyük kaldırım var. Bir de otopark da var zaten. O caddenin tam ortasından gidiyorlar. Öyle bir kafalarını bulmuşlar ki kız çocuğu ya 14 yaşında ya 15 yaşında ya ufacıklar. Yani belli bir uyuşturucu madde tüketi kullanmışlar. Uyuşturucu madde almışlar bunu. Onu haykırıyorlar zaten. Oradan gelen araçlara, otomobillere hadi vur bana diyor. Bir de küfrediyor arkasından. Yani tahrik var bir taraftan. Tahrik de var. Yani o koca otomobiller, o sürücüler, ya çocuk, iki çocuktan nasıl korktular? Kimi kenara park ediyor, kimi hemen sağdan kaçıyor falan. Ya buradan, yani Vali Kur'an'ın tam önünde, yani işte Eski Ticaret Odası'nın misafirlerinin oradan Hacı Kılıç Camii'ye kadar takip ettim, ben camdan bakıyordum. Aha. Yani ne polis var, ne yapıyorsunuz diyen var. Ama çocuklar uçmuş, uçmuş. Kimseyi gördükleri yok. Otobüse, taksiye, kamyona, herkese el kol hareketleri, küfürler. Vurun hadi diyor bize. Bize vurun. Böyle bir tehlikesi var. Erkekseniz yani, diyor. Halkta da şöyle bir etkiye de yol açıyor bu. Gerçekten halk artık bu tür olaylara karşı etkisiz, tepkisiz. Yani izliyor, sadece izliyor. Hatta eline aygıtı alıyor. Canlı yayın yapıyor. Kameraya çekiyor, fotoğraf çekiyor. Ya bir de o çıktı da evet. Yani bir taraftan da onu sanki teşvik ediyor. Yani devam et diyor. Yani şimdi aksiyonu sürdür. Der gibi. Ya bu gerçekten bu ilginç bir şey. Yani ben ya, kendi çocukluğumu hatırlıyorum. Oradan çöker. Siz o zamanlar toplum gazetecilik çöker, yapıyordunuz. Söyleyeyim. Böyle bir şey var mıydı? Yoktu. Bak, hiç bilmezdik biz böyle şeyler. Aşağıdan hemen esnafın biri
birbirimize hemen bir olay olduğunda aradı. Yani o kadar mesafeyi, o kadar ağır, o kadar 20 dakika yavaş gidiyorlar ki herhalde 20 olmasa da bir 10-15 dakika sürdü o mesafe. Ne polis geldi, ne jandarma geldi. Kızlar affedersin söverek, sayarak, trafiği felç ederek gittiler. Trafiği de kontrol altına alarak gittiler. Ya bu uyuşturucu böyle bir şey. Yani o çocuğa normalde yani öyle bir neydi onun adı, o haptan falan almamış olsa değil oradan yürütme, o yolun o demir parmaklarını falan kenarından yürütemezsin. Bu arada normalde insanın oraya geçmesi zaten mümkün değil, evet, yani. Bir cesaret, evet, tabii. Bir hakaret. İşte uyuşturucu öyle yapar. Ya böyle bir şey olmaz ya, yazık günah. Şimdi ya. Tolga abi bir de şöyle bir şey var. Hani dediniz ya 18 yaşında çocukları. Bir de onları vasfi falan şey yapabilmek için yani doktor raporu lazım. Uyuşturucu kullanan insanın sağlık... Matemde yatıyor. Matemde yatıyor. İşte aldığı müddetçe çok aşırı alışkanlık olmaması, yani kriz geçirecek düzeye falan gelmemişse doktor raporları falan çok ağır şeyler şimdi olması lazım. Tedavi. Devletin, öyle bir şey vermeyebilir yasa. Kendi tabii, çocuğunu tabii, koruması amacıyla. Tabii, koruyacak tabii. Ailesine, onu, tabii. Ailesine yani böyle bir yetkiyi verebilme, vermek durumu olamaz mı yani? Çünkü zaten ailenin yanında çocuk ona alıştı. Tabii. Ailenin sosyoekonomik durumuna falan çok iyi bakmak lazım. O çocuğu aileye vermek için. Onu devlet bir şekilde kontrol altına alıp tedavi merkezden oluşturur. O da olabilir. Tabii. Çünkü ailenin zaten sosyoekonomik durumu sorun olmasa bu iş ya çok yoksulluktan yahut da çok zenginlikten ileri gelir. Hı-hı. Her şeyden tatmin olursunuz. Bir de şu esrar deneyim, esrar eroin deneyim dersiniz. İsim vermeyelim de. Ha. Evet yani ya çok fakirlik ya çok zenginlikten olur bu ve toplumu çökertir. Dolayısıyla bu çok önemli. Aslında bakın şu Kılıçdaroğlu'nun yaptığı olay var ya, uyuşturucu sorunu gündeme getirmek. Getirdi. Geç kalınmadan getirmiş. Tabii çok önemli ya, yani. Şimdi dava açacağına yani bir kere dedi ki ya kardeşim uyuşturucu gerçekten ülkemizde büyük problem. Onun için gerek tedbirleri daha sık alalım. Daha şey bakalım. Ve inanın şu açıklamadan sonra hele hele o kadının ifadelerinden sonra Türkiye'de en az 20 bin, 30 bin, 50 bin belki 100 bin aile çocuklarını kontrol etmeye başlamıştır şimdi. Acaba çocuğun bakıyor mu? Herhangi bir kötü alışkanlığı var mı? Evet. Gibi hareketi geçmişlerdir. Çocuklarını takip etmiyorlar. Ya başlangıç noktası olanları dilerim ki geri tutarlar. Alışkanlık haline gelmiş olanları en azından tedavi etmek için yanlarına çekebilirler. Bu çok zor olmasa gerek yani. Tabii çok. Bu çok da basit bir yani bir bakanlık eliyle bile yapılabilecek ilgi, bir şey. İlgi ilgiyle hatta bir bakanların şey. Kendi aile aralarında çocuğuyla ilgilensin yeterli. Değişik bakanlar kendi aralarında bir anlaşma yapsalar yani kurum içi o hiyerarşiyi düzgün sağlasalar. Seminerlerle şunlarla bunlarla bu iş olacak gibi değil. Farklı farklı alanlarda farklı farklı faaliyetlerle birlikte. Evet. Bu çocukları aslında içinde bulundukları durumda ne kadar hani dışlanmış, ne kadar ötekileştirilmiş hissetmeleri ya da hissetmemeleri noktasında ciddi bir emin adım atarak bunu sağlayabilseler, o çocuklara hani kendilerini izletseler yani aynada, baksa dese ki ya gerçekten bu ben miyim dese belki de bırakacak, belki de bundan uzaklaşacak. Ya şimdi bilemiyoruz. Yani bununla ilgili bir bakanı, bak, harekete geçirilmesi gerekir. İçişleri Bakanı bunlarla harekete geçeceğine diyor ki, İşte metruh evleri de yıkın, işte, evet. İçiliyor, oraları yıkın. Evet. Onu yakalarsanız diyor bak, yakalayın demiyor. Yakalarsanız da diyor, ayaklarını kırın. Ya böyle bir devlet böyle bir şey söylemez ya. Evet. Ya devlet böyle bir tutum içine girmez. Devlette bir yasa vardır, koyar. Bir de ben hep şunu sorgulamışımdır, çok doğru bir şey söylüyorsunuz. Şimdi biz argoda yani sokakta adı işte tırnak içinde torbacı diye tabir edilen. Evet, torbacı diye. Sayın İçişleri Bakanı da böyle söylüyor. Satıcılar torbacı diye. Tabir edilen kişilerin mesela şimdi biz 15 Temmuz gibi bir hain darbe girişimi yaşadık. Bir hadise yaşadık. Bir vaka yaşadık. Şimdi o vakada insanlar gözaltına alınıyor. İşte tutuklanma süreci falan. Orada şunu yaptık değil mi hani Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak? Dedik ki işte Üstün Tuncer'si Ali Pazcı işte siz FETÖ ile ittisaklısınız gelin. Peki eğer siz işte itirafçı olursanız ya da işte siz ne bileyim işte iyi halden falan yararlanmak istiyorsanız şey yapalım hani söyleyeyim suçunuzda indirime gidelim yani cezanızda indirime gidelim dedik. Bunu darbeci diye nitelendirdiğimiz hani örgütün alt kademesine yaptık bunu. Ben hep şunu söylüyorum diyorum ki torbacı diye adlandırdığımız o kişilere diyelim ki hani kim kardeşim sana bunu getiren kim? Bunu tedarik eden kim? Ver onun ismini, senin cezanla indireme gidelim diyelim. İşte onu da teşvik edelim. O dünya çok farklı bir dünya yalnız. Bakın. Ama iyi de biz şimdi sokaktakini topluyoruz. Sokakta atıyorum işte satıcı, en yüzler satıcı. Değişiyor. Tabii. Ama alışveriş devam ediyor. Bak, yani o, Ahmet gidiyor, Mehmet geliyor. Ali gidiyor, Veli geliyor.
temelinden, ana noktasından onu diyorum. Yani ona ulaşmanın yani yollarını, ona ulaşmanın yollarını bulsak daha sağlıklı. Onlar da büyük balonlar. O büyük balonlarda Milli İstihbarat Teşkilatı var. Bilmesi gerekmez mi? Teşkilatı var. Polis İstihbarat Teşkilatı var. Cumhurbaşkanlığının kendisi özel istihbaratı var. Yani bunlar illaki biliniyordur. Ama şimdi burada söylemek istemiyorum, zaten bütün halkımız biliyor. Sedat Peker'in açıklamalarını dinlerseniz bunun nereden nasıl kaynaklandığını, devlet kademelerinde nasıl yer aldıklarını da görürsünüz. Zaten görürsünüz. Herkes bunu şeyden, YouTube'dan falan izliyor, görüyor. Bunu ikinci kez söylemeye de, burada da bir suç işlemeye de gerek yok. Yani ihbar önemli. Tabii. İhbarın kimin yaptığı önemli değil. Tabii tabii. Hırsızım ben ama sen benden daha büyük çalıyorsun. Ben seni ihbar edebilirim. Bana yani, itibar etmeyeceğim. Ben söylediğim iddiaya itibar edeceğim. Bir de yani reklama gidelim de tamam, yani etkin pişmanlık da çok önemli, itirafçılık da çok önemli. Ben, tabii, yani tabii, yani tabii. Burada bir yol suçu kapatıyorsun, suçu affediyorsun. Yani af esasına gerek kalmadı. Değerli izleyenler, yine önemli başlıklarımız var, önemli konularımız var. Hem yurt genelinde hem de yerelde yaşananlar var. Bunlara bakacağız. Bizden ayrılmayın, kısa bir ara. Değerli izleyenler, Düşünce Masası programında Salih Balcı ve Üstün Tuncer ile birlikte ikinci bölümde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlayacaksınız, 29 Ekim Türkiye Cumhuriyeti'nin ilanının 99. yılında Türkiye Otomobilleri Girişim Grubu ilk banttan sahaya inmiş oldu. Tabii bir süreç vardı. Bu süreç içerisinde otomobil ne zaman işte yapılacak, ne zaman işte önümüze getirilecek, ne zaman satışa sunulacak diye herkes merak ederken Sayın Cumhurbaşkanı tanıtımını yaptı. Bir de fabrikanın açılışı gerçekleştirildi. Tabii hep merak etti herkes. Yani bu enflasyon artışıyla birlikte Türkiye'nin ilk ve yerli milli otomobili adıyla çıkan TOGG'un fiyatını çok merak etti ama ben buna çok katılmıyorum. İlk ve yerli milli otomobilimiz değil. Birincisi devrim arabalarını hatırlatalım. 1961 yılında biliyorsunuz ki ilk Türkiye'nin yerli ve milli otomobili hayata geçmişti. Tabii sonradan gizli bir el, sihirli bir el geldi. Bu fabrikayı kapattı ve üretimimizi durdurdu. Şimdi tabii biz fiyatını merak ediyoruz ama yerli ve milli olup olmadığını da tartışıyoruz. Mesela açıp bir baktık, nedir bu TOGG diye. TOGG'un biliyorsunuz ilk prototipi İtalyan fabrikalarında üretildi ve Türkiye'ye öyle getirildi. 2018 yılında kuruldu bu arada. Biz 2023 yılında tüm işte TOGG sahada olacak diye beklerken biz bugün yeni daha hani Cumhuriyet Bayramı'nın kutladığımız gün TOGG banta indi. Şimdi İçindeki envanterlere bakıyorsunuz, içindeki teçhizatlara bakıyorsunuz, teknolojik işte materyallere bakıyorsunuz. Hiçbiri yerli değil. Yani hepsi tamamıyla yurt dışına bağlı bir şekilde hayata geçirilecek TOGG. Şimdi ben bir kere şundan bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak gurur ve onur duyarım. Gerçekten kendi işte ağır sanayi hamlelerimizi geliştirmekten. Çünkü bu dışa bağımlılığı azaltır ve yok eder. Bizi de kimseye muhtaç bırakmaz. Şimdi Almanya'nın bugün ekonomisini tartışmaya gerek yok. Bakıyorsunuz Almanya ekonomisinin arkasındaki sebepler nedir diye. Otomotiv sanayisini görüyorsunuz. İşte dünyanın bütün devlet başkanlarının ve işte iş adamlarının, patronlarının kullandığı araçlar Alman menşeli fabrikalarda üretilen araçlar. Şimdi tabii ben bir taraftan bir vatandaş olarak kendi evimde, yani benim babam dediğim, annem dediğim insanların üretimiyle birlikte ayakta dururken, yani Türkiye Cumhuriyeti'nin devletinin başındaki kişi benim babamsa, yani devlet benim babamsa, ben yani onun ürettiği işte onun sağladığı imkanlarla yaşamımı idame ettiririm ve onun sağladığı imkanlardan da yararlanırım. Babam bana araba alırsa binerim, babam bana araba verirse rahatlıkla kullanırım. Ama benim param yoksa, babam da bana almıyorsa ben arabaya binemem, kullanamam. İşte böyle bir şey aslında, bundan gurur duyuyorum. Yani Türkiye'nin bir yerli ve milli otomobili olsun, ben de bunu ucuz bir şekilde alabileyim. Ama Sayın Cumhurbaşkanı'nın o gün açılışta yaptığı bir açıklama var. O açıklama benim çok dikkatimi çekti. Bankalara seslendi. Dedi ki, siz de dedi elinizi taşın altına koyun, kredi oranlarında bir değişikliğe gidin ve vatandaş kredi alımının önünü açın dedi. Yani şu akla geliyor yani, demek ki biz bunu normal şartlarda edindiğimiz maaşlarla alamayacağız. Yani yine bir kredi kapısı açılacak bize. Ya TOGG niye kuruldu o zaman? Yani kiminle rekabet edeceğiz biz? Kime satacağız bunu? Kendi içimizde mesela yurt dışından gelen işte gümrük vergisi konulmayacak, işte özel tüketim vergisi konulmaması gerekir diye biz burada ayıflanırken, tartışırken niye 1 milyon lira gibi bir rakamın açıklanması beklenebiliyor? Bu enflasyon artışından mı kaynaklıdır? Daha uygun fiyatlarda olması gerekmez mi bizim otomobilimizin?
Ya şimdi TOGG'un tabii bu Türkiye'de üretiliyor olması çok önemli. Siz sayıyorsunuz işte, evet. Motor başka yerden, bilmem teçhizatlar başka bir yerden, donanım başka bir yerden. Aküsüne kadar başka ülkelerden getirip burada monte edeceğiz. Monte üreteceğiz. Evet. Sonuçta ülkemizde bir otomobil üretimi gerçekleşecek. Söylediğiniz gibi bizim devrim arabaları ilk aracımız ama o dönemde o gün şartlarda üretim sürdürülemedi ama TOGG biraz daha gelişmiş bir şekilde kullanılıyor. Tabii ki güzel bir şey. Türkiye'de bir fabrika kurulması bile önemli. Ama globalleşen dünyada yani her şeyin bir yerde üretilmesi söz konusu değil. Mesela Rusya diyelim yarısını Sibirya'da, yarısını bilmem ne, bütün şeyleri dağıtıyor farklı bölgelerde falan. Ama biz sadece bir merkezde üretiyoruz. Yani motoru keşke Konya'da, Kayseri'de üretsek. Kesinlikle. Bilmem neyi bilmem nerede üretsek. Ama şu anda öyle bir imkanımız yok. Sadece biz montaj üzerinde çalışıyoruz ama TOGG bir Türk markası sonuçta. Yani bunu da tabii ki her zaman için biz destekleriz TOGG'u. Fiyatı falan da o günün koşullarında ne olacak şimdi belli değil zaten şu anda. Herkes fiyatını falan konuşuyor ama bu biliyorsunuz çevre dostu bir araba. Artık şey enerjiyle, güneş enerjisiyle hareket edebilecek. Şu anda Türkiye'de önemli sorunlar var biliyorsun. Bu şeyleri, aküleri falan şarj edecek merkezler falan da henüz tam olarak kurulmadı. Müferit bazı bölgede tek tük var. Yani bu nasıl kullanılacak, bu şarj konuları nasıl çözülecek gibi sorunlar duruyor. Tamam. TOGG'un üretiminde hiçbir sıkıntı yok. Eleştirmeye de gerek yok. Ama bunun siyasi bir şekilde kullanılmış olması önemli. Bu evet. TOGG hepimizin yani. Herkes binecek bunu. Bu otomobil bizim tüm ülkemizin, bizim değer, Türk yerli sermayenin de katıldığı işte borsa şeyler var, şirketler var. Türkiye Odalar Borsalar Birliği en büyük hisselerden birisi. Yani çok sayıda kurumun bir araya geldi. Zaten adından danıştığı gibi TOGG, gerçi TOGG ismi de biraz yani yine yabancı çağrıştırıyor bize. yerli milli çağrıştırmıyor. Keşke bir Türk büyüğünün adını kullansın. Yahut da bir başka bir şey kullansalardı. Devrim mesela güzel bir isim. Yani daha farklı isimler TOGG deyince bir kere telaffuzu da zor. İki tane sessiz harfin yan yana gelmesinden enteresan bir şey çıkıyor. Keşke daha başka bir şekilde bir şey koysalardı. Açılımı da siz söylediniz ama ben bir daha tekrarlayayım. Türkiye Otomobil Otomobilleri Girişim Grubu. Girişim Grubu. İşte bir grup yan yana geldiği için onu kısaltarak şirketin şeyini bu şekilde yapmışlar. Bunun siyasi şekilde kullanılması yanlış. Yani TOGG'un açılışına sanırım bütün siyasi partiler falan da davet edildi. Herkesi çağırdılar. Katılanlar da oldu, katılmıyor ama bunu siyasi bir şov şeklinde sadece hükümetin kendisi başarısıymış gibi göstermesi şeydi. Bugün otomobil üretimi Türkiye'de sıradan, dünyada daha doğrusu sıradan bir üretim aşaması. Bir sektör yani şu anda. O kadar şey değil. Tabii ağır sanayi gerektiren bir şey. Ve istihdamı çok fazla şey yapan. Gerçi elektronik artık robotlar da devreye girdi biliyorsunuz. Otomobil sayesinde artık eskiden olduğu gibi 3000-5000 işçi çalışmıyor. İşçi sayısı giderek azalıyor. Teknoloji devreye giriyor. Robotlar devreye giriyor. Dolayısıyla bu şekilde. Şöyle söyleyeyim. TOGG'la Bursa'da üretilen Tofaş arasında hiçbir fark yok. Evet. O da Türkiye'de üretiyor. Ona da milli diyebilirsiniz. Ya da Aksaray'da Mercedes'in kamyon fabrikası tabii, gibi. Tabii kamyon fabrikası var. Yani Türkiye'de üretiliyor. Bursa'da ayrıca şey var. Tofaş var. Ford var. Tabii, yani şu andaki Türkiye'deki arabaların büyük bölümü Türkiye'de üretiliyor zaten. Evet. Yani biz o markaları geldi, biz orada o markalar burada üretimlerini Türkiye'de yapıyorlar. Ve bizim de ihracatımızda çok önemli bir payı var onların üretilen şeyler. Onu da söyleyeyim. Evet. Bayağı otomobil sektör o yüzden ekonomide yani şey gibi dinamo gibi bir sektör olarak bakılıyor. Hem istihdam açısından hem ihracat açısından çok önemli. Bir de vergisi tabii. Özel tüketim vergileri şunlar bunlar derken gerçekten devletin büyük bir gelir kapısı otomobil üretimi. Ama tabii TOGG'da bu özel tüketim vergisi kullanılacak mı, kullanılmayacak mı? Şartlar nasıl olacak? Bu konuların hepsi henüz şu anda meşhur. Orada otomobil üretiliyor. Türkiye'de bir otomobilin, bir markanın yaratılmış olması çok güzel. Bunda ama siyasi bir şey için ben yaptım, sadece ben yaptım, bunu kimse yapamadı demek ayrı bir şey. Dolayısıyla dikkat etmemiz lazım. Peki. Şimdi ben o yönüyle bakıyorum. Tamam. Yoksa otomobil üretimi çok güzel şimdi, ama siyaseten bir şeymiş gibi, çok büyük bir başarıymış gibi rahatsız edilmesi. Şuna katılıyorum evet. Yani mesela özel şirket eliyle yapılması bir tarafa, evet. Devlet eliyle yapılması devletin bir tarafa. Devletin de şey var, farklı. Şöyle var, ama yani işte içinde. Beş baba yiğit bir araya geldi biliyorsunuz işte bu şirket baba kuruldu. Yiğit, evet. Ve dolayısıyla onların kendi belirleyeceği mühendisler burada çalışacaklar. O mühendisler de biliyorsunuz ilk prototipi İtalya'da sergilenirken yanılmıyorsam 120'nin üzerinde mühendis orada çalıştı. Doğrudur. Ve bu mühendislerin de hani yabancı menşeli olduklarını da biliyoruz. Evet. Şimdi bunu bir tarafa bırakalım da şu aklıma geldi. Biraz daha hani böyle yani geçmişi de hatırlamak kaydıyla. Şimdi
Bugünkü siyasal iktidar 20 yıldır ülkeyi yönetiyor ve dolayısıyla hepimizin beklentisi olağanüstü büyük. Yani benim beklentim olağanüstü büyük. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin her türlü müessesesine sahipsiniz. Her türlü koltuğunu siz koruyorsunuz. Siz oralara görevlendirildiniz, yetkilendirildiniz, seçildiniz. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti daha bebekken, yani 3 yaşındayken 1926 yılında Kayseri'de bir uçak fabrikası kuruluyor. Şimdi 2011 yılı seçim sürecinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin sloganı yerli uçağımız göklerde diyor. Ama yok öyle bir şey. Yani hayal. Yani hayal. Ama 1926'ya bir bakıyorsunuz, hayal olan şeylerin hepsi gerçek. Yani bizim yerli uçağımız var. Ya biz ve satıyoruz. Şimdi geliyorum şimdi 2019 yılında Türkiye'nin ilk traktörü diye işte sunuldu. Sayın Cumhurbaşkanı işte deneme sürüşünü yaptı. Hani traktör sahada yani olacaktı 2020'de. Sahada yok. Bir bakıyorsunuz 1950'li yani yıllara, 1940'lı yıllara bir bakıyorsunuz. Türkiye'nin traktörleri var. Traktör üreten fabrikaları var. Şimdi geliyorsunuz bugüne, Türkiye'nin ilk ve tek yerli ve milli otomobili TOK diye sunuyorsunuz. Ama 1961 yılında bunun gerçeği var. Devrim arabaları var. Şimdi uçak o dönem 1926'da gerçek. Yani satılmamış bize, hayal satılmamış. Traktör gerçek, otomobil gerçek. Bunların hepsi var. Bugün geliyoruz, bugünkü siyasal iktidar yerli uçak diyor. Yok, hala yok. Yerli traktör diyor. Yok, ortada yok. Yerli otomobil diyor. İşte bir tane Sayın Cumhurbaşkanı işte deneme sürüşü yaptı. Bir tane de sipariş verdi. Traktörde de yapmıştı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi de 38 tane de alacağını da söyledi. Bunu da hatırlatalım. Şimdi şunu merak ediyorum yani. Gerçekten hangi ideolojiye sahip olursanız olun, bir devleti yönetiyorsanız o devlette kalıcı izler bırakmak durumunda ve zorundasınız. Evet. Şimdi bir tane fabrika açılmamış diye Sayın işte Kılıçdaroğlu ve Sayın Akşener siyasal iktidarı eleştirirken bugünkü siyasal iktidar işte diyor ki biz diyor fabrika açtık işte diyor, TOK'u gösteriyor ama TOK'ta devletin bir gerçekten sorumluluğu yok. Şimdi 250'nin üzerinde de fabrika satıldı. Cumhuriyet değeri sayılan fabrikalar da satıldı. Biz ne yapacağız? Yani yerli ve milli değerlere, yani o ağır sanayi hamlesi geliştirilen ürünlere ne zaman yeniden sahip olacağız? Uçağımız ne zaman tekrardan göklerde olacak? Traktörümüz ne zaman hani tarlada olacak? Otomobilimiz ne zaman yollarda bizlerle buluşacak? Ben zaman veremem çünkü yalan söyleyemem. Güzel. Şöyle. Hayal de mi veremez? Hayal de mi satamazsınız? Yok, hayal de satılmaz. Satılmaz mı? Hele bu kadar yani ezilen bir halkın karşısına hayalle çıkmak kadar aldatıcı. Allah da affetmez bunu. Evet. Yani onun için oralardan geç. O ilk yapılan uçaklardan biliyorsunuz 30 tane Hollanda'ya satıldı. Evet. İsviçre'ye satıldı. İsviçre'ye satıldı. Almanya'ya satıldı. Almanya'ya protokol yapıldı. Evet. Satıldı. Ya satıldı, tam orayı hatırlamıyorum ya da devre şey kaldı ama Hollanda'ya 30 tane, evet. İsviçre'ye 17 tane, evet, satıldığını, evet, biliyorum. Şimdi bu 100 yıl önce, yani 100 yıl sayılır aşağı, evet, yukarı, önce yapılmış. Şimdi 2010'da mıydı, 11'de mi, işte Türk uçakları havada olacak. 2011 seçimlerinde. Yani yok, öyle bir şey ortada yok. Onun yanı sıra 2019'da Altay tankları piyasada olacaktı. Yani şeylerde kullanılacaktı, savaşlarda kullanılacaktı, satılacaktı. Projesi çok büyüktü. Yani kendi ekserinde 360 derece dönebilen bir şey vardı. Yapısı özelliği vardı. Ya çok, o fabrika gitti. O fabrika komple gitti. Evet. Sadece tank gitmedi, fabrika gitti. Evet. Burada Hava İkmal'de Üstün Bey iyi hatırlar. 79 yılı mıydı? Neydi? Mavi Işık diye yeniden bir uçak yapıldı. Doğru. Adı da Mavi Işık'tı. Hiç unutmuyorum. Önünde çünkü hepimizin resmi var. Doğru. Çektirmişiz orada. Bende saklı duruyor. Şimdi 79 yılında o yapıldı. Ki Türkiye'nin en madden sıkıntılı olduğu yıllarda. Onu da bir şekilde engellediler. Onun da devamı gelmedi. Şimdi bu otomobilin, TOK'un, evet, Türkiye için iyi bir şey de, evet, rekabetle nasıl yarışacak? O önemli. Evet. Şimdi Tofaş 275 milyon liraya Şahin otomobili tekrar çıkarıyor. Yani değişik kabortayla, evet, çıkarıyor. Yani daha güncel, bugüne uygun şekilde çıkarıyor. Belli kesime ulaşabilsin diye yapıyor. Evet, tabii ulaşabilsin, tabii, diye yapılıyor. Renault Station tipi araba halen satıldığı için, piyasada çok yer bulduğu için, onlar yeni bir projeyle, Station tipi bir arabayla Türkiye'ye yeniden girmek için çalışıyorlar. Ar-Ge'sini yapıyorlar şu anda. Herhalde önümüzdeki yıl, belki de 2024'te sürerler piyasaya.
Hyundai'nin 350-375 milyon lira arasında satılabilmesi öngörülen bir yeni aracı var. Türkiye ve Suriye, Romanya için projelendirmiş, Ar-Ge'si yapılmış, o da hazır. Biz kimle rekabet edeceğiz? 800 bin TL ile 1 milyon TL arasında bir rakam iki modeli var zaten olacak diyorlar. Bu nasıl olacak? Yerli ve milli de tamam da, yerli ve milli bana bir şey sağlamıyorsa, bir fayda sağlamıyorsa, orada motor Almanya'dan geliyor. Bu tohum motoru kesin Almanya ile anlaşıldı. Almanya'dan geliyor. En önemli bölümü. Geri kalan tarafı İtalya'dan geliyor. Birçok elektrik parçası Fransa'dan geliyor. Bu yerli ve milli oluyor. Yani bizim bir iş adamlarımız bu şeye, markaya sahip oldukları için. Ama bunun fiyatı da yerli ve milli olması lazım. Yani şimdi Tofaş 275 milyon lira araba yapmayı planlıyorsa, Ar-Ge'sini yapmış ve 6 ayda belki de bir senede çıkacak diyorlar. O çıkıyorsa bunlar da göz önüne alınıp bunun fiyatı öyle belirlense daha iyi olmaz mıydı? Rekabet şansı olsaydı o 275'e satıyorsa sen de 475'e satabilirdin. O zaman yerli ve milli ön plana geçerdi. Onlar geride kalabilirdi. Şimdi nasıl rekabet edeceksiniz bu firmalarla? Yani Salih Bey, şimdi TOG'u hazırlarken öyle tahmin ediyorum ki biraz segmentli, üst segmentli olan bir araba diye düşünmüşler. Yani sizin söylediğiniz gibi mesela Tofaş'ı falan düşündüğü gibi alt gruptaki insanların da otomobil alabileceği bir fiyat düşünmemişler. Hep yukarı için planlamışlar bunu. Hep yukarı. Yani aşağı kesimdeki insanların bu arabaya ulaşmaları tabii ki zor söylediğiniz fiyatlarla. Evet. Yani belki araba seri üretime geçtikten sonra, ki seri üretime ne zaman geçeceği de tam olarak belli değil. Seri üretime geçtikten sonra bunun fiyatını, bugünkü enflasyon rakamlara bakarsanız 2 trilyonu, 3 trilyonu da bulabilir. Ya o banka kredileriyle falan da banka kredileri zaten yetmez. Banka krediyi, banka vermez zaten o kadar parayı benim gibi adama. Yani aldığımız 3000 lira emekli parasına banka size 1 trilyon lira kredi verir mi? Nasıl ödeyeceğim ben? Ömrüm yetmez yani. Tabii. Dolayısıyla bu şartlarda bu otomobili, Türkiye'de artık otomobil almanın güçlükleri giderek artıyor. Yani hemen hemen kimse artık bundan sonra konut da buna dahil yalnız. Konut da alma imkanı azalıyor ve otomobil alma imkanı da azalıyor. Ona göre bu programlanırken herhalde İşte üst segmentler düşünülmüş. Üst segment düşünülmüş. Evet. Belli bir gelir grubu düşünülmüş. 40'ar 50'şer belki 100'er araba verilecek diye düşünülmüş olabilir. Evet. Yani milli ve yerli otomobilimizde benim gördüğüm net bir şey var. Rant. Yani tabii buna ihtiyacımız var yalnız. Bu otomobilin çıkması ama bunun siyasi bir şekilde böyle lanse edilmesi, işte bir kişiye mal edilmesi gibi yani şeyler yanlış. Yani bu toplumu da kişi yapıyor. Sanki şimdi şurada bir şey söylesek sanki TOG'a karşıymış gibi galiba. Ya karşı değiliz, fiyatına karşı. Karşı değiliz tabii. Biz ya ben soğanın da fiyatına karşıyım. Yani sadece yerli milli demen de anlamı yok. Globalleşen dünyada zaten ürünlerde yerlilik millilik aranmıyor artık. Şimdi her yer farklı farklı yerlerde şeyler üretiliyor. Amerika'da bir parça, Japonya'da bir parça, Rusya'da bir parça, Afrika'da bir ülkede bir parça, Fransa'da bir parça. Bunların hepsi bir yerde bir nokta birleştiriyor ve ürün çıkıyor. Yani bir otomobilde yerli milli demenin anlamı yok. Yerlilik, i̇şte millilik ayrı bir şey. Ben işte oraya takılıyorum. Yani. Mesela şimdi Amerika dünyanın en büyük, en güçlü radarizasyonu tam şey F-35'leri üretti değil mi? Evet. 900 parçası Türkiye'de üretiliyor idi. Tabii. 900 tabii, parça. Tabii, düşünün yani. Düşünün. Ya yani bir uçağın 900 parçası global dünyaya dağıtmışlar. Birçok önden para verenler de ortak etmişler. Bir F-35 çıkmış ki bugün herhalde Yunanistan'da 10-11 tane var. Bizim hakkımız olan F-35'ler uçtu. Gitti biliyorsun. Ya onu hiç söyleyen yok. Biz F-16'ya döndük şimdi. F-16'da alabilirsek işte şeyden çıkmadı. Senato'dan çıkmıyor. Senato'dan çıkmıyor. Evet. Şimdi F-35'in ortağı, üstünde Türk bayrağı var. 3,5 milyar dolar para ödemişiz. İlk alacak ülkelerden biriyiz. Çünkü hem NATO, tabii canım, para hem ortaklık, biz oraya. Tabii. Hem ortaklık, hem şeyi, parçasını üreten ülke olarak biz de herifler bir kalemde çizdi, attı, çıkarttılar. Ne paramızı veriyorlar? Onun sebebi de belli biliyorsunuz. Ya belli, evet. S-400'ler. Ya belli. Yani onu da götürüp Amerika'ya vermeleri de, hatta hibe, bir yarıdan fazlası hibe deniliyor, tam netleşmedi de. Yani o da bir sıkıntı. Yani bu önce bir Ar-Ge araştırması yapılmalı ki bu işlerde neyin nasıl olacağı ortaya çıkmalı. Üst segment binecekse onlar da işte
Onların araçları zaten belli. Zaten belli. Evet. İki kat vergi ödeyerek alıyorlar. Ne gerek var? O da akarlıydı. Peki. Diyor ya adam, bana bir araba alıyorum, bir tane TOG'un, devlet alıyorum. Türkiye'de üretiliyor olması bile önemli ama bunu böyle bir siyasi şova dönüştürmek, sadece bir şeyin başarısıymış gibi göstermek yanlış. Bu bile insanları bölüyor yani. Düşün. Evet, siyasi partilerin davet edildiğini zannetmiyorum. Onlar o zaman vizyon toplantısına davet edildi. Vizyona davet edildiler. Buraya da davet edildiler. TOG'a da davet edildiler ama CHP katılmayacağını açıklamıştı. İYİ Parti katılmayacağını açıkladı. İYİ Parti bir temsilci gönderdi diye. Gönderdi. İYİ Parti temsilci gönderdi. Peki. Değerli bir, bu ara Tolga Bey başlamadan. TOG'a bizim ticaret ve sanayisi başkanlarımıza davet edildi biliyorsunuz. Onlar gittiler. Ve otomobilin üzerine artık oda başkanları, meslek odalarının başkanları da gittiler, davet edildiler. Ve arabanın üstüne hepsi imza atarak fotoğraf koydular. Önünde fotoğraf çektiler ve sosyal medyada bunu paylaştılar. Mesela Ömer Gülsoy'u ben gördüm. Otomobilin üzerine imzasını atıyordu. Evet. Güzel bir an onun için. Değerli izleyenler, tabii bir diğer konumuz da biliyorsunuz Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkan Vekili Mahir Ünal sosyal medya hesabından yapmış olduğu bir paylaşımla görevinden affını talep etti. Yani istifa etti. Yani niye bunu da niye kullanmazlar anlamıyorum. İstifa önemli bir erdemdir. Yani öyle bir müessesedir. Yani başaramıyorsunuz, yapamıyorsunuz, istifa edebilirsiniz. Aff talebi nedir? Yani beni affedin. Niye affedeceğiz seni? Yani, zaten affetmesine gerek yok. Görevden alındı. Yani herkes Müsahar Sultan bile biliyor. Hayır, yani sizin neyinizi affedelim? Yani şimdi bir sözleri vardı. O sözleri herkes hatırlıyor işte. Yani Cumhuriyet diyor bizim lügatımızı değiştirdi diyor, dilimizi değiştirdi diyor, alfabemizi değiştirdi diyor ve hasılı zihinlerimizi değiştirdi diyor. Yani bunu Cumhuriyet'in içinde yaşayan bir insan olarak bunu söylüyor ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasasına, ilkelerine bağlı kalacağına dair yemin ederek göreve başlayan birisi söylüyor bunu. Yani bilmiyorum partisi artık gerekeni yapar mı yapmaz mı ama milletvekilliği görevinde hala duruyor. Hemen hatırlatalım, Şanlıurfa Milletvekili ve eski Tarım Bakanı Ahmet Eşref Fakı Baba sadece kendi kentindeki Büyükşehir Belediye Başkanı'nın hatalı yanlış işler yaptığı iddiasıyla, yani yolsuzluk içerisinde olduğu iddiasıyla partisinden istifa ettiği gibi milletvekilliği görevinden de istifa etti. Yani dedi ki ben milletvekili de yapmak istemiyorum dedi ve bana oy veren herkesten de özür diliyorum dedi. Ve gitti partisini değiştirdi. Burada yani siz tamam görevden affınızı istiyorsunuz Sayın Ünal ama yani affı kim verecek? Partiniz mi verecek? Halk mı verecek? Halkın karşısına çıkıp bir açıklama yapmanızı bekledik. Orada hala dediniz ki bir takım kızgın taraf bundan sevindi, mutlu oldu dediniz. Ama en son dediniz. Bir açıklaması var bunun şey i̇şte, diye. Ya, Cumhuriyete ve şeye sahip çıkan falan bir açıklama da yaptı herhalde. Tamam ama yaptı, geç kalmışlık yaptı. Yok mu burada? Var tabii ki. O açıklaması yayınlandığında yani bu infial sayıldığında insanlar itiraz ettiğinde dedi ki buradan dedi siyasi malzeme çıkartmaya çalışmayın. Buradan size malzeme çıkmaz dedi. Özür dilemedi. Düzeltmedi. Tabii değişiklik oldu orada. Yine Adalet ve Kalkınma Partisi'nin eski grup başkan vekili Özlem Zengin Mahir Ünal'dan boşalan koltuğa oturtuldu. Özlem Zengin'i hatırlıyoruz hepimiz. Tokat milletvekili mesela o dönem FETÖ'cü olduğu iddiasıyla gözaltına alınan kadınların çıplak aramaları gündemdeydi. Bu çıplak aramalar kendisine yöneltildiğinde buna inanmadığını söylemişti. Ve Türk kadını böyle bir arama karşısında bir sene beklemez gibi bir gafa da imza atmıştı. Sonra bir gafı daha var onun. O gafı da çok önemli. Abdullah Öcalan'ı benzetmesi var. Selahattin Demirtaş'ı. Yani çok enteresan bir taraftan bakıyor hayata Sayın Özlem Zengin. Yani diyor ki eğer diyor Selahattin Demirtaş diyor Abdullah Öcalan'ın diyor dilini diyor dikkate alırsa daha iyi olur diyor. Daha anlaşılır diyor. Yani bir terör örgütü liderinin mecliste grubu bulunan siyasi partinin genel başkanıyla özdeşleştiriyor ve diyor ki hani referansın orası orada ona ya şimdi siz bunu meşru kılıyorsunuz. Yani bir terör örgütünün elebaşısı, bebek katili, şerefsiz. Programında söyledi. Evet. Abdullah Öcalan'a siz referans olarak veriyorsunuz bir taraftan. Yani diyorsunuz ki siz burayı referans alın diyorsunuz. Şimdi sizden başlayalım. Şimdi Cumhuriyet değerleri hepimizin hassas noktaları. Dikkat etmemiz lazım. Sahip çıkmamız lazım. Çünkü Cumhuriyet'in olmadığı ortamlarda nasıl bir yaşam olduğunu hepimiz görüyoruz. Özellikle Orta Doğu bataklığında. Şimdi dolayısıyla biz şimdi Batı demokrasisiyle çok tanışamasak da Cumhuriyet'le birlikte az da olsa bir demokrasiyle tanıştık. Onu içselleştirdik. Onu kabullendik. Ama bir taraftan burada bir antidemokratik bir şey var. Yani daha önce bir terör örgütünün elebaşısıyla ilgili referans veren bir kadın, bir isim, bir milletvekili
Cumhuriyet değerlerine atıfta bulunan, onu karalayan, zihinlere kötü olarak kazıyan birinin koltuğuna oturtuldu. Ya şimdi bunlar fark etmiyor. Zaten genelde şöyle bakarsanız AK Parti'de grup başkan vekilleri yani hep aynı 3-5 tane ellerinde argüman var. Evet. Onları kullanıyorlar. Özlem Zengin gidiyor, Mahir Ünal geliyor. Mahir Ünal gidiyor, Mustafa Elitaş geliyor. Mustafa Elitaş gidiyor, bir dönem bir başkası geliyor. Ondan sonra tekrar Mustafa Elitaş geliyor. Yani orada o işi becerleyecek herhalde başka şeyleri yok ki. Milletvekilleri yok ki. Bu hep aynı şahısları kullanıyordu ve hepsi de Türkiye Cumhuriyeti'ne hakaret eden insanlar. Mustafa Elitaş tenzih ediyorum. O şeydir, akıllıdır. Daha farklı konu var. O evet. Şey yapmaz öyle. İşleri dengesizliğe getirmez de. Şimdi, Selahattin Demirtaş'ın kullandığı dil Öcalan'ın dilinden çok farklı. Kendisinin onu rehber alması lazım diyor. Evet, tamam. Aynısını Cumhurbaşkanı söylemedi mi? Edirne'deki hesabı İmralı'dakine verecek. Evet. Aynı şey işte. Evet. Yani o isim vererek söylemiş. Öteki isimsiz olarak söyledi. Evet. Yani kafa yapıları aynı olduğu için evet. ister istemez bu baskılanmış duygular bir yerde patlıyor. Ortaya çıkıyor. Şimdi Mahir Ünal'ı ben gerçekten siyasi olarak falan düşünmüyorum. Bir Türk vatandaşı olarak, bir Cumhuriyet vatandaşı olarak düşünüyorum. Ve şunu söylüyorum, ya bu hiç tarih okumamış bir adam demek. Ya alfabe bugün, yani Kayseri İç Kalesi'nin içine git, oradaki müzede yazıtları görürsün. Urartu Türklerinin yazıtlarını görürsün. Evet. Senet yapmışlar, evlenme akiti koymuşlar, parmak izleri bulundu koymuşlar. Yeni. Parmak izi bulundu yeni. Parmak izlerini kullanmışlar, mühür kullanmışlar. Yani bu 2000-3000 yıl önce. Gelin kaynana. Evet, evet. Yani yığınla belge var. Ya bu afaki bir şey değil ki. Evet. Ya sen bu Türkçeden nasıl faydalanamıyorsun? Bugün konuştuğumuz Türkçenin içindeki birçok kelime Orta Asya'dan gelmiş buraya. Evet. Orta Asya'dan gelmiş. Mesela bazlama Orta Asya'dan gelmedir. Evet. Araştırsınlar, baksınlar. Bugün Maraş'ta da yapılır, Kayseri'de de yapılır, İstanbul'da da yapılır. Yani bir insan bu kadar abesle iştigal nasıl bir kelam edebilir? Ben hayretler içindeyim. Ve bu bir mahalle muhtarı değil. Yani bir sokaktaki bir satıcı bilmem ne falan değil. İktidar Partisi'nin grup başkan vekili. İktidar Partisi'nin ikinci, üçüncü adamı. Evet. Ve oraya üniversite mezunu olduğu için seçilmiş. Yani bu böyle bir gaf hiç olmaz. Bunu Devlet Bahçeli'nin değil, aslında Tayyip Erdoğan'ın bir eleştirmesi lazımdı. Eleştirdiği duyuluyor kulislerde falan, diyor ki ya bu dönemde bu kadar iş yaparken sen niye bu kafayı işledin falan diyor. Ya onu her şeyi anlatıyorsun ya. Çıkıyor İçişleri Bakanı'nın yanlışını söyleyenlere hedef alıyor. Mahkemeye verdirdiriyor, işte yazın çizin diyor falan falan. Burada niye söylemiyorsun? Sen de Türkçeyi kullanıyorsun. Evet. Nasıl olacak bu bizim yani bu dilimizde, cumhuriyetimizde niye uğraşıyorlar? Liyakatsızlığı görüyoruz işte, üniversitelerde görüyoruz, liselerde görüyoruz. Hatta şu anda Anadolu Lisesi ortaokullara kadar indi liyakatsız öğretmenlerin hazırladığı sorular bir yerden el altından. Geçen kim söylüyordu ya, bizim halen burada sorular çalınıyor mu diyen Üstün Bey sen mi söylüyordun? Evet, evet. Öyle söyledik yani. Yani halen bu işler dönerken liyakatsızlığın ne kadar şey olduğunu, laikliğin sadece demokrasi ile alakalı olmadığını, bütün halkın bütün gerçeklerle alakalı olduğunu, dinle bile alakalı olduğunu, dini bile güvence altına aldığını nasıl söylemezler ya? Bu nasıl bir gaftır? Demirel demiş ya, vatandaş demiş ekmek ve demokrasi arasına sıkıştırırsak ekmek kazanır demiş ya. Burada ekmeği biraz daha ucuzlatıp demokrasiyi daha çok ön plana çıkartmak lazım. Yoksa ekmek kazanacak, demokrasi tüm gidecek. Gidecek elden, evet. Ya Cumhuriyet gitti mi demokrasi zaten gidiyor. Şimdi biz yani demokrasi deyince halkın anladığını söyleyeyim. Siyasetçiler diyor yani. Siyaset diyor, demokrasi siyaset. Yani demokrasi diyor karın doyurmuyor diyor. Demokrasi diyor benim diyor yani hayatımı kolaylaştırmıyor diyor. Ya kendi yalın bakışıyla yani demokrasiyi kimse ona öğretmemiş, kimse ona anlatmamış. Yani bir parti bireyi gidip onunla yani hemhal olmamış, ona dokunmamış.
Yani demokrasinin tanımını da yapmamış. Demokratik bir davranış da sergilememiş. Örnek de olmamış. Yani şimdi dolayısıyla Salih abinin bıraktığı yerden devam edelim. Yani Cumhuriyet olmasaydı burada bu demokrasiden de bahsedemeyecektik. Dolayısıyla şimdi bugün bir demokrasi var. Eğer Cumhuriyet olmasaydı çok özleyecekti yalnız. Demokrasiyi arayacaktık. Bugün yani bir demokrasi var. Arayacaktık. Ve bu demokrasiye bağlı olarak bir parlamento var. Bu parlamentonun içerisinde de senato var. Yani üyeler var. Yani milletvekilleri var. Milletvekilleri bir milletvekili kalkıyor. Demokrasiden aldığı güçle Cumhuriyet değerlerine ağza alınmayacak şeyler söylüyor. Ve buradan bir güruh doğuruyor. Yani bir düşünce yapısı doğuruyor. Ve Cumhuriyet'e buradan kindarlık beslettiriyor. Düşmanlık beslettiriyor tırnak içerisinde. Tolga'cığım çok kısa bir şey buyurun, söyleyeceğim. Buyurun. Geçen gün ben telefonuma İran'dan bir görüntü atmışlar. Aha. Yani bir dostum atmışlar. Aha, aha. Orada inanılmaz bir kalabalık var. Ve oradaki insanlar ne diye bağırıyor biliyor musun? Slogan atıyor. Tek yol Atatürk diye slogan atıyor. Güzel. Atacağım sana, izle. Evet. Gör yani, kalabalığı da gör. Evet. Tek yol Atatürk diye atıyorlar. Ya bu ne kadar önemli bir şey ya. Yani İran'daki farkına varmış, ya. Bizim buradaki de evet, farkına İran varamıyor halkı, daha yani. Halkı bunun farkına varmış. Tek yol Atatürk diye slogan atıyorlar. Atacağım şimdi sana. Şimdi şunu merak ediyorum. Şimdi bizim ülkemiz laik, demokratik, sosyal bir hukuk devleti. Evet. Dolayısıyla bu ülkenin de değerli kurulları var, kurumları var. Ya ben mesela örnek veriyorum. Atatürkçü Düşünce Derneği'nin harekete geçip Mahir Ünal hakkında bir suç duyurusunda bulunmasını beklerdim. Bulunmuşlardır belki de. Şimdi yani Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği gibi. Muhtemelen işte Cumhuriyet Halk Partisi gibi. Mesela işte, nasıl genelkurmay veya jandarma Kılıçdaroğlu yani bakarız ona. Yani dolayı, evet. Bulunduklarına bakmak lazım. Ama kamuoyuna yansıyan bir şey yok yani. Ha, bulunduklarına söyleyeyim. Denk gelmedim. Yani evet. Gerçekten denk gelmiş olsaydım evet, bunu fark söylerdim. Tabii. Derdim ki hani dava açtılar derdim. Şimdi dava açıp açmaması da bir şey de değiştirmiyor aslında. Hani sonuçta canım, yargılama işte süreci ve sistem belli olduğu sistem için. Ben şunu merak ediyorum. Buradan ne kazanım elde edebilirsiniz? Yani şimdi teknolojik çok önemli aygıtlar, kazanımlar, çok önemli kazanımlar. Teknolojik aygıtlar bakın, çocukların ve gençlerin elindeyken, onlar o gerçeği görürken, yani siz buradan ne kazanım elde edebileceğinizi düşünüyorsunuz? Çok büyük kazanımlar elde ederler. Bakın, mesela, öyle düşünmeyin. Ne kazanımlar? Mesela demokrasi bir özgürlük rejimi değil mi? Özgürlükler rejimi. Hı hı. Ama demokrasi de zaman zaman kendini korumak durumunda kalabilir. Demokrasi çünkü kendisini yaşatmak isteyecektir. Bakın AK Parti içinde fundamentalist bir grup var. Aşırı evet, uçlarda olan bir grup var. Ve onların altında, şuur altında Cumhuriyet'le hesaplaşmak var. Harf devrimi, dil devrimi Cumhuriyet devrimi arasında çok en önemlilerinden bir tanesi. Evet. Yani insanların kolay anlaşabilmeleri, kolay özür diliyorum, Atatürk Düşünce Derneği Kocaeli Şubesi başvurmuş. Evet, bir suç duyurusunda yani bulunmuş. Bulmuşlardır. Hemen muhtemelen diğer, dilerim ki diğer şeyleri. Yani bu insanlar Cumhuriyet'le hesaplaşmanın peşindeler. Böyle bir grup var. Bunu inkar edemezsin. Yani demokrasi var diye bu insanların düşüncelerinden gelemez. Böyle düşünen insanlar da var. Evet. Böyle bir grup var. Kendi kafalarında bir sistem var, bir düzen var, bir rejim anlayışları var. Bu daha çok İslami bir rejim biliyorsunuz. Evet. Böyle bir düşünceleri İslamcı var. İslamcı bir rejim diyelim. Böyle bir rejim düşünüyorlar. Dolayısıyla Cumhuriyeti, demokrasiyi benimsemiyorlar, kabul etmiyorlar. Ve AK Parti'nin içinde böyle gruplar çok fazla. Onu söyleyeyim size. Evet. Mesela işte konuşuyoruz Mahir Ünal, İlahiyat Fakültesi mezunu. Bu adam dine dayalı bir devlet sistemi arzusu içinde. Ve böyle konuşuyor. Ve şu anda Cumhuriyet'in nimetlerinden faydalanmış, gitmiş meclise, parlamento olmuş, grup başkan vekili olmuş, milletvekili olmuş ama onun şuur altında sürekli Cumhuriyet'le hesaplaşmak var. İşte zaman zaman bunları su yüzüne dilden kaçırıyorlar. Aslında bütün çalışmalar sırasında bunu çok kullandıkları için normal zamanları da bunu bazen dışarı vuruyorlar. Kendi aralarında konuşuyorlar. Ama normal kamuoyuna doğru yöneldikleri zaman bazen kaçırıyorlar. İşte Mahir Ünal bu kaçırmalardan birisini yaptı. Ne diyor? Tarihteki en sert kültürel devrim Türkiye'de yaşanmıştır. Mesela Fransız devrimi her şeyi yıkmıştır ama lügata dokunmamıştır. Yani dile dokunmamıştır. Hı hı. Yine sertlerin bir tanesi Mao'nun Çin kültür devrimidir. Lügata dokunmamıştır. Çin'in çünkü Çince bir tane alfabesi yani. Orada. Nesini değiştirecek yani? İngilizce mi geçiyoruz diyecek? Ve o 2000 yılında da o alfabeyi tabii değiştirememiş zaten. Lügata, Fransızlar dünyaya Fransızcayı yaymanın peşindeler. Lügatlarla dokunup değiştirirler mi onları? Onlar Fransızcanın daha fazla kullanılmasını arzu ediyorlar. Çince'nin daha fazla. Dünyada en fazla kullanan dil Çince biliyorsunuz. Evet. Çünkü nüfus çok yüksek. Dolayısıyla bizde de biz Farsça'yı, Arapça'yı terk edip Türkçe'ye, öz Türkçe'ye geçtiğimiz için böyle bir şuur altındaki duyguları şeye getirdiler. Arkasından zaten muhtemelen Sayın Cumhurbaşkanı kulağını çekti bunun. Ya kardeşim sen ne yapıyorsun durup dururken en kritik dönemde saçma sapan şeyler söylüyorsun diye çıktı. Kulağını çekti.
af yoluna gitti. İşte biliyorsunuz artık sistem öyle. Çünkü başkanlık sistemi var. İstifa demokratik şeylerde olur, sistemlerde olur. İstifa dilekçenizi verirsiniz. Yani sizin en doğal hakkınızdır, verirsiniz. Görevinizi bırakırsınız. Şimdi öyle değil. Şimdi bir kişi yönetiyor bizi. O bir kişiden af dilemezseniz sizi şey yapmıyor, bırakmıyor. Efendim affınızı sığınıyorum işte, görevimi bırakmak istiyorum dediği zaman tamam, seni affettim. Affetmedim derse gidemez. Arkasından açıklamalar yaptı. Uyarılar üzerine yaptı açıklamalarını. Ama parti işte Cumhuriyet'e bağlıyız, Cumhuriyet bizim en büyük değerimizdir falan demeye başladı. Döndürdü ama bir yere varmadı. Artık kamuoyuna, insanlara ulaştı bu bilgi, bu konuşma herkese gitti. Herkes kınadı. Gerçekten iyi bir tepki de gördü. Bakın almadılar. Ta ki MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli konuşuncaya kadar. Konuşmasaydı inanın halen grup başkan vekiliydi orada. Devlet Bahçeli çıkıp grup toplantısında evet, Türk diliyle ilgili, Türk dilinde kimsenin hakaret edemeyeceğini, bilmem ne yapamayacağını, yani bizim genel kültürümüze, dilimize, milletimize, bayrağımıza saygı göstermediği takdirde her şeyin karşısında oluruz dediği an hemen Recep Tayyip onu çekti. Af şeyini gönderdi. Seni affediyorum dedi. Ve öylece çekildi. Bir şey daha hatırlatacağım. Burada bu çok önemli. Cumhurbaşkanı ne dedi affettikten sonra Salih Bey? Dedi ki Sayın Mahir Ünal bizim partimize çok önemli hizmetler yapmıştır. Evet. Bir süre sonra bu olay unutulsun. Çünkü Türk toplumun biraz balık hafızası var. Çabuk unutuyor. Bu olay unutulsun. Bir başka alanda, bir başka platformda tekrar birlikte çalışmaya devam edeceğiz dedi. Yani onun gönlünü de aldı. Büyükelçi falan yani olabilir. Böyle bir şey olamaz. Yani gerçekten yani bizim dilimize, dinimize, bayrağımıza, dinimize de yani saldıran kim olursa olsun karşısında oluruz. Yani bu bizim inancımız. Buna kimse bir şey diyemez. Bayrağımıza, toprağımıza gözüken birisi olursa hepimiz karşı çıkarız. İşte burada Sayın Mahir Ünal bizim dilimize karşı çıkmıştır. Devlet Bahçeli de karşı koymuştur ve gitmek zorunda kalmıştır. Yoksa göndermezlerdi, size söyleyeyim. Hatta AK Partisi'de yükselmek istiyorsanız bazı değerlere böyle saldırarak ön plana geçeceksiniz. Dikkat çekeceksiniz. Ondan sonra diyeceksin ki partiye bakın ben böyle böyle savundum. Ben herkese hücum ediyor. Solcular, sağcılar şöyle böyle beni koruyun diyecekler. Onu da alıp genel müdür yaparlar. Neyse yapmasınlar öyle bir şey. Yani çünkü bu ya farklı yollara yani, gidebiliyor. Yani farklı böyle yapıyorlar. Sonuçlar doğurabiliyor. AK Parti'nin yolu bazı değerlere saldırarak da yapılabilir. Anladım. Demek istediğinizi anladım. Yani, İroninizi anladım ama bunu tabii referans olarak tabii vermeyelim. Canım, kimse de yapmasın tabii bunu. Ama, bu saygısızlıktır. Kimse yani, kimsenin değerleri üzerinden bir siyaset yapmasın. Peki, şöyle bir şey değil mi bu? Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı bu tür saldırıları önlemek için o makamda oturmuyor mu? Tabii. Yani şimdi bir müddet sonra değerlendiririz bir yere büyük anayasa mahkemesi var. Harekete yani geçmesi lazım diyoruz ya. Yani bari bunu bir süre sonra yapın. Unutulduktan sonra yapın. Yani görevden aldıktan bir gün sonra siz merak etmeyin Mahir Bey ayrıldınız affettim seni gönderdim ama ileride daha iyi şartlarda daha iyi yerlerde birlikte birlikte çalışmaya devam edeceğiz deyince anayasal bir suç değil mi bu anayasal bir suç tabii, değil mi yani anayasal suç siz tabii, Türkiye tabii. Cumhuriyeti'nin dili adı bayrağı değiştirilemez tabii. Hakaret bu resmen Türk milleti, siz Türkiye Türk Cumhuriyeti'nin adına bir sürü laf ediyorsunuz neyse bir de şunu söyleyeyim Tolga Bey Sayın Devlet Bahçeli'nin şu Cumhur İttifakı için yaptığı en güzel hareketlerden bir tanesi bu oldu. Eğer eleştirmeseydi inanın şu anda AK Parti'de genel başkan yardımcısı, grup başkanlığı da önemli ama genel başkan yardımcısı falan da yanına da alabilirdi yani iyi konuşuyorsun diye. Ama şöyle de o zaman bir tezatlık doğuyor o söylediğinizden. Tamam demek istediğinizi anladık ama mesela Sayın Bahçeli bir daha hiç açılmamak üzere kapatılsın dediği HDP'yi. Dün mesela Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'la Kayseri Milletvekili ve Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş ve ziyaret etti. Ve Genel Başkan Yardımcısı sürekli PKK ile bağlantılı olduğunu sürdükleri, PKK'nın siyasi temsilcisi olduğunu PKK'nın siyasal uzantısı dediği partiyi ziyaret etti. Anayasa konusunda, başörtüsü konusunda destek istediler. Evet tabii desteği de onlar bu partiyi görmek istemiyoruz dedikleri halde. Evet. Sadece Salih Bey bakın meclis işte 4 senedir falan herhalde değil mi? Seçimler yaklaştı 4 senedir falan görevde çalışıyor. Bakın şu ana kadar mecliste ne HDP'nin verdiği bir önerge, ne İyi Parti'nin verdiği bir önerge, ne CHP'nin verdiği bir önerge inanın hepsi reddedilmiş.
Kabul edilen mesela diyorsunuz ki deprem konusunda 30 kişi ölmüş, nasıl ölmüş bir bakalım diyorsunuz. Red kardeşim nasıl ölmüş olsun diyor. Araştırma bile gereği duymuyorlar. Yani böyle bir meclisten sağlıklı kararlar çıkabileceğine inanıyor musunuz? Bir tane çıktı da onu da iptal ettiler ya. Hangisi o? O da kendi milletvekilleri azınlıkta olduğu için. Azınlıkta olduğunda bir geçirdiler. O da ertesi gün o gece iptal edildi. Fark etmediler onu değil mi? Öyle bir şey oldu. Doğru. Hemen Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ya da başkan vekilleri görevlendirdiler. İç tüzüğe aykırı hareket edildiği gerekçesiyle o zaman da Sayın Ünitaş grup başkan vekiliydi. Evet. Peki bir tane öyle. Yani bu HDP ziyareti çok önemli. Bunlar hep seçim için yapılan hareketler. Tabii ki. Eğer başka bir şey olsaydı hayatta yan yana gelmezdi. Çünkü ne kadar HDP'ye saldırırsanız o kadar milliyetçi kesimden ve insanlardan fazla oy topluyorsunuz. Diyelim ve o yolu bir takip ediyoruz ama şimdi seçim zorlaşınca mecbur kaldı kontak kurmaya. Ama hükümet ortağı Sayın Destici ne dedi? Ben dedi HDP grup başkan vekili HDP meclis başkan vekili meclisi yönetirken ben meclis salonuna girmiyorum dedi. Bir de o var bakın. Bu da çok önemli. Evet. Değerli izleyenler. Bırakın görüşmeyi. Evet. Çok bir önemli. Diğer yani konumuza gerçekten geçelim. Su yani en doğal hayati kaynağımız yani su. Biliyorsunuz fışkırıyor yani toprağın altından fışkırıyor. Çağlayanlardan, şelalelerden fışkırıyor. Biz de bunu işleyerek musluklar aracılığıyla evimize geliyor. Yani hem işte içmek amacıyla, yani sağlığımızı korumamız amacıyla, hem temizlenme amacıyla biz bu suyu tüketiyoruz. Şimdi çok hatırlayacaksınız, yani uzağa gitmeye gerek yok. Birçok belediye başkan adayı özellikle seçmenine giderken suya para olmaz, Allah'ın suyuna para olmaz diyerek gitti. Ve gerçekten su fiyatlarını indirime gideceğiz dedi. Ama Adalet ve Kalkınma Partisi öyle bir şey yaptı ki, bir büyükşehir yasası vardı. Büyükşehir yasasıyla yetinilmedi. Bütün şehir yasası diye bir yasa çıkartıldı. Bütün şehir ne oldu? Mesela büyükşehir, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ydi. Bütün şehir yasasıyla birlikte dedi ki il özel idarelerin yetkilerini alıyorum. Feshediyorum orayı. O yetkileri büyükşehire devrediyorum. En kırsaldaki ilçenin en kırsaldaki köyüne yani mahallesine mahalleye dönüştü. Ben hizmeti götüreceğim diyor. Bütün şehir yasası bunu emrediyor. Yani Büyükşehir Belediyesi oraya hizmet götürecek. Götürecek ama oraya altyapı gidecek, kanalizasyon gidecek, işte fen işleri orada olacak, park bahçeleri gidecek, bir de su gidecek. Tabii su gidince hiçbir zaman suya fatura ödemeyen işte eski deyimiyle köy halkı, şimdi adı modernleşti, mahalleye dönüştürüldü. O da karartılıyor bu arada. Ben hala köy demeye devam edeceğim. O köylü su faturasıyla tanıştı. Ne kadar yani çirkince bir şey, ne kadar böyle insanlık dışı bir şey aslında. Bir taraftan Allah'ın suyuna para olur mu diyeceğiz, bir taraftan köye su getirdik diye hadi bakalım sen de para. Şimdi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş meclisinde gündeme getirdi, meclis bir karar aldı. Su fiyatlarında Ankaralılar %50 indirime gitti. Şimdi üfe tüfe oranında Kayseri Büyükşehir Belediyesi her ay düzenli olarak suya zam yapıyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi %70 dolayında zam yapmış. AK Partili evet, Bursa Büyükşehir Belediyesi. AK Partili Sakarya Büyükşehir Belediyesi %50 zam yaptı ve AK Partili Elazığ Belediyesi %40 zam yaptı. Şimdi bir taraftan enflasyonla mücadele var, bir taraftan AK Partili belediyeler devletin ekonomi politikalarının, hatalı ekonomi politikalarının unsuru olarak önümüze gelen enflasyona dayanamıyorlar ve diyorlar ki suyu kullanıyorsanız zamlı kullanacaksınız diyorlar. Ya, vatandaşın işini kolaylaştırmak için bir slogan buldular. Biz yöneteceğiz. Nasıl yöneteceğiz? Gönül belediyeciliğiyle yöneteceğiz dediler. Bu mudur gönül belediyeciliği? Yani şu bu tabii yine siyasi. Her şey siyasi olduğu için bu şekilde mesela meclisten zorunlu karar aldılar. Çoğunluk Cumhur İttifakı olduğu için su fiyatlarını yarı yarıya düştü. Gerçi mahkemeye gitti. Onun başkanı uygulamayacağını ifade etti ama yani karar alınması bile sıkıntı değil mi? Tabii sıkıntı ama bunlar kasıtlı olduğu artık açık. İnsanlar bunu şey yapıyor yani artık onların normal tavırlarını normal mi karşılıyor? Normal karşılıyor. Onların tavırlarının böyle olacağını biliyor artık insanlar. Yani su fiyatının ne olduğunu vatandaş zaten biliyor. O suyu o hizmetten faydalanırken ne kadar ücret ödemesini gerektiğini biliyor. Yani bu enflasyonda zaten zam kaçınılmaz. Bu enflasyon böyle devam edecek. Faizler bizim aşağı doğru gittikçe enflasyon fiyatlar yükselecek zaten. Ama kasıtlı yapılan işler var. Yani diğer işlerin aksamasına yol açacak işler var. Yani meclislerde çoğunluk bizde diye biliyorsunuz mecliste bu seçim yenilenen İstanbul seçimlerinde meclis şeyleri seçimlerinde abi sadece başkan seçildi. Diğer halbuki
komple aynı zarftan çıkan bir tane oy iptal, diğer oylar geçerli nasıl evet. oluyorsa. Halbuki hepsi yapılmış olsaydı bugün meclisteki aritmetik de değişmiş olacaktı. Tabii ki. Dolayısıyla belediye daha rahat. Şimdi belediyelerin ellerini kollarını bağlıyorlar. Diyecekler ki ileride işte bu belediyelerin yapacağı bunlar şey. Bunlar zaten hiçbir şey yapamazlar. Bakın su fiyatları şöyle biz indirdik onlar mahkemeye gittiler. Şunu yaptılar diyecekler ve vatandaşın karşısına böyle kendilerini savunarak çıkacaklar ve diye o belediyelere hizmet yapmak isteyen belediyeler de güç durumda. Şu anda zaten İstanbul, İzmir, Mersin, Adana, Ankara gibi belediyelerin şu andaki yaptıkları hizmetler mucize gerçekten. Mucize. Çünkü o kadar çember altında, kıskaç altındalar ki yatırım yapmaları şunlar bunlar mümkün değil diyorlar. Mesela İzmir'de bir arkadaşım geldi benim. Diyor ki kendisi AK Partili. Onu da söyleyeyim. Diyor ki CHP'li belediyelerin İzmir'de bir şey yapması mümkün değil diyorlar. Niye abi? Abi bizimkilerimiz kıskaç almış. Yatırım yapmasını bırak. Para bulması bile imkansız diyorlar. Adamların topladığı bağışları bile el koyuyor artık devlet diyorlar. Yani düşün. Böyle bir kıskaç altına almışlar belediyeleri. Yani iş yapmaz hale getiriyorsunuz. Tabii belediyenin el kolunu bağlayıp sonra da diyorsunuz ki belediye olarak, çalışmıyor diyorsunuz. Tabii de diyorsunuz. Siyasi şehir siyaset rantını kendileri kullanmak istiyorlar. Onlar iş yapamayınca vatandaş gözünde yapamıyorlar. Yani vatandaş hizmet alıyor almıyor umurunda değil ama mi? Ama vatandaş umurunda olmaz olur mu? Ama bu sıkıntıları görecek. Biliyor yalnız. Vatandaş bu sıkıntıları bildiği için hoş görebiliyor. Hoşgörü artıyor, giderek artıyor. İşin enteresan tarafı hizmet alamadığı yerlerde bile oylar değişiyor biliyor musunuz? AK Parti'nin oyları düşüyor o bölgelerde. Hı hı. Yapılan anketler hep bunu gösteriyor. Evet. Enteresan. Şimdi her ayın ilk pazartesi günü Büyükşehir'de meclis toplantısı var. Bu pazartesi günü de önümüzdeki pazartesi günü de Büyükşehir Belediyesi'nde meclis toplantısı yapılacak. Burada da İYİ Parti ve CHP grubu Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne su indirimi yapılması için bir önerge verecek. Tabii bu önerge tabii dikkate alınır mı alınmaz mı bilmiyorum. Muhtemelen dikkate alınacak, önerge kabul edilecek. Bir sonraki oturumda toplantı. Görüşülmek üzere havale edilecek ilgili komisyona ya da tutanaklara geçecek. Kayda geçecek. Bir sonraki gün şeyde toplantıda görüşülecek. Şimdi su ya bu. Yani Salih abi ya bilmiyorum su bu. Yani başka bir şey değil bu ya. Ya kaynağı belli. Yaşamsal özelliği. Ya her şey en temel belli. Hakkı su kullanmak. Ya ben mesela. Şu suyu tamam yani marketten satın alırken işte ben hani biraz daha hassasım diyelim ki çeşmeden akan suyu içemiyorum. Hazır su tüketiyorum. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin meclisine gidiyorsunuz. Bakın meclisine gidiyorsunuz. Meclis üyelerinin hepsinin önünde paket su var. Bir kere çeşmeden akan su içilmiyor. Onu söyleyeyim. Üzerine de bakıyorsunuz KASKİ etiketi var. Yani KASKİ'nin menbaalarından doldurulup geliyor. Biz şimdi hem menba suyu tüketiyoruz, paket su tüketiyoruz, hem de çeşmemizden akan suya olağanüstü para ödüyoruz. Olağanüstü diyorum, şundan dolayı olağanüstü diyorum. Çünkü her yılın başından her yılın sonuna kadar yani %50'yi bulan artışlar var. Ne olacak yani bu su indirimi de yapmıyorlar. Ya indirim, ne yapacaklar yani? Aslında AK Parti yani bu işe başladığında ilk 1994 yılında Sayın Şükrü Karatepe AK Parti evet. değildi o zaman. Sayın Refah Partisi. Refah Partisi'ydi. Şükrü Karatepe belediye başkanı seçilmeden önceki seçim propaganda faaliyetlerinde seçim propagandasında mesela bizim gazeteye geldi, ziyarete geldi, tanışma ziyaretine geldiğinde dedi ki hiç unutmuyorum. Salihçim dedi. Şu Erciyes'in suyu dedi parayla satılır mı dedi ya. Bu ne kadar büyük bir ayıp dedi ya. Evet. Biz dedi belediyeye geldiğimiz vakit suyu tamamen kaldıracağız su parasını. Su faturası diye bir şey olmayacak. Hizmet olacak. Evet. Kanalizasyonda şurada burada. Belki orada bir mahalle payı olabilir ama su kesinlikle parasız olacak. Ya koskoca Erciyes'imiz var burada. Bir sürü su üretiyor. Bunun suyuna para olur mu dedi ya. Ya bu Niyazi Bey dedi her şeyden para almış dedi ya. Bak Allah rahmet eylesin. Niyazi Bey nerede para almış da nerede ne yapmış? Yoksulluklar içinde yapmış. Şurada kaçırılan bir şey daha var. Sayın Cumhurbaşkanı bir İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni Ekrem İmamoğlu kazandığında dedi ki bunlar topal ördek çalışsınlar da görelim dedi. Çalıştırılacağım diyor. Zaten tehdidi orada yaptı. Herkes de biatkar ya. Şimdi bütün belediye meclis üyeleri, bütün Türkiye'de, sadece İstanbul'da değil, Elazığ'da da, orada da, burada da işte nerede güçlülerse orada aynı işi yapıyorlar. Ankara'daki bayan, AK Parti meclis üyesi bayan bir de ukalalık etti. Yani dedi ki biz elektrik parası şu kadar yükseldi, şu kadar yükseldi, biz bu suyu zaten 14 liraya mı, 13 lira 80 kuruşa mı, 14 lira galiba.
mal ediyoruz dedi. Ya bu 6 liraya, 6,5 liraya düştüğü zaman dedi bizimin altından geçin oradan efendim, geçin diye bir de ukalalık etti. Geçin oradan Ankara'da oluyorsa, Kayseri'de de olsun. Kayseri'de de olsun. Geçin oradan diyelim. Zaten alışkınlar ya bunlar hede geç demeye. Böyle bir durum var. Ne diyelim yani su. Şimdi değerli izleyenler, öğretmenler yurt genelinde iş bıraktılar. Grev haklarını kullandılar. Bir gün okullarına gidip eğitim vermediler. Bir sebebi var. Sebebi de öğretmenlik meslek kanununda bir düzenleme yapılmasını istiyorlar. Bununla ilgili bir haberimiz var. Kayseri'de Cumhuriyet Meydanı'nda da bir eğitim sendikası, yani eğitim üyeleri alanlara çıktı. Halaylar çekti. Taleplerini dile getirdiler ve olaysız bir şekilde dağıldılar. Bir bakalım ne istiyorlarmış. Yani talepleri, hakları neymiş ona bir bakalım hep beraber. Öğretmenlik meslek kanununda değişiklik yapılmasını isteyen eğitimsen üyeleri bir günlük iş bırakma eylemi yaptı. Basın açıklaması öncesinde ise bazı sendika üyeleriyle trafikteki sürücüler arasında yol verme yüzünden sözlü tartışmalar yaşandı. Sürücüler bu duruma korna çalarak tepki gösterirken, ışık ihlali yapan ve karşıya geçmek için yaya kaldırımını tercih etmeyen bazı sendika üyelerinin siparişi yetiştirmeye çalışan motosiklet sürücüsünü azarladığı görüntüler kameralara yansıdı. Trafikteki kısa süreli tartışma bir polisin uyarısıyla son bulurken açıklamanın yapılacağı alana geçildi. Burada sendika üyeleri adına açıklamayı Şube Başkanı Sedat Ünsal yaptı. Ünsal, öğretmenlik meslek kanununda değişiklik olması üzerine taleplerini sıraladı. Eğitim emekçileri bugün onurlarına sahip çıkıyorlar. Meslek onurlarına sahip çıkıyorlar. Kariyer basamakları adı altında öğretmen odasını ayrıştıran, öğretmen odasında aynı işi yapan öğretmenleri ayrıştırarak farklı ücretlendirme sistemine giden ve öğretmenlik meslek kanununa hayır demek için ve aylardır söylediğimiz gibi bir an önce geri çekilmesi için buradayız. Şimdi yani öğretmenler öğretmen odasında bir ayrımcılık gözetmeksizin hep beraber otururlar. Kimi başka sendikaya üyedir, kimi başka sendikaya üyedir. Aralarında hiçbir hani böyle çirkin saldırı ya da tartışmalar da yaşanmaz. Hmm. Öğretmendir sonuçta. Müfredatı tartışır. İşte öğrencilerinin durumunu tartışır. Daha kaliteli ve bilimsel eğitim verilebilmesi için işte idealist öğretmense eğer bunun kaygısını güder. Ya da geçer işte kitabını okur ya da bir araştırmasını yapar vesaire. Ama şimdi öyle olmayacak. Yani bu meslek kanununda bir düzenleme yapılmazsa böyle olmayacak artık. Öğretmenler odası ayrılacak. İnsanlar yani öğretmenler arasında ayrımcılık had safhaya çıkacak. İşte diğer öğretmen kendini belki tırnak içerisinde atıl hissedecek. Diğeri işte iktidarın yani kendisine sunduğu haklarla birlikte kendisini çok yukarıda hissedecek. Bunlara gerek var mı yani? Niye mesleklerle uğraşılır? Şimdiye kadar alışıla gelmiş bir düzen var. Bu düzen hiçbir öğretmen sendikasının hiçbir üyesini ya da hiçbir sendikaya üye olmayan hiçbir öğretmeni rahatsız etmedi. Ama şimdi rahatsızlıklar var. Tabii. Niye oluyor yani? Şimdi şöyle, bu kanun yeni bir kanun biliyorsunuz. Bu öğretmen meslek kanunu yeni bir düzenleme şeklinde geliyor. Bu düzenleme ne getiriyor? Uzman öğretmenlik diye bir şey çıkartıyor. Gerek yani, var mı buna yani? Öğretmen, uzman öğretmen, baş öğretmen, baş öğretmen falan gibi gidiyor. Rütbelendiriliyor. Yani onların tabii özlük hakları da farklılaşacak. Dolayısıyla öğretmen arasında bir sınıfsal bir durum çıkacak ortaya. Evet. Yani ondan sonra tabii ki öğretmen odası söylediğiniz gibi belki ayrılacak. Yani öğretmenler odası, baş öğretmenler odası, uzman öğretmenler odası falan gibi. Yani bir dengesizlik ortaya çıkıyor. Aslında öğretmenlik zaten bir uzmanlık alanı. Herkesin yani böyle uzmanlaşmak gerek yok. Sendeki üniversitelerde nasıl doçent, profesör varsa var. Ama bu öğretmenlik mesleği zaten uzmanlık eğitimini tamamlamış, uzmanlığını kazanmış bir branş. Artık daha fazla yükselmesi lazım. Ama üniversitedeki öğretim üyeliği öyle değil. Orada işte araştırmanıza göre kariyer yapıyorsunuz. Yukarı doğru belli aşamalardan geçmek durumundasınız. Ama öğretmenlik diyor. Öğretmenlik zaten doğrudan doğruya bir meslek. Uzmanlık alanı. O uzmanlık alanında zaten ihtisaslaşmışlar ve o şekilde diyor. Böylece yani öğretmenler arasında bir ayrıcalık yaratılıyor. Ama hangi amaçla yapıldığını bilemiyorum yani. Bir sonuç çıkartamıyorum o konuda da. Yani ne düşünülür bundan?
bir grup öğretmene yani daha fazla ücret vermek veya onları oralarda tutmak, üst gruplarda tutmak amacına yönelik olabilir. Oraları kontrol etmek amacıyla yapılmış olabilir gibi. Ama bence yanlış bir yasa. Çünkü öğretmenlik bir uzmanlık alanıdır. O uzmanlık alanında onları sınıfsal parçalayamazsınız. Birkaç bölüme ayıramazsınız. O tabii, şekilde bu bir taraftan da performans eksikliğine, moral motivasyon düşüklüğüne de sebebiyet de verir. Tabii. Yani bunlara gerek var mı? Zaten hani eğitim sistemi hala tartışılırken bu ülkede, hala işte bilimsellikten uzak bir eğitim modeli olduğu birilerince kanıtlanmışken, bu müfredatın değiştirilmesi bir tarafa, biz hala işte yok işte İngiltere'den aldığımız eğitim modeli, yok Batı'dan aldığımız eğitim modeli diye. Yani 10 tane bakan değiştirdik Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı boyunca. Sadece 2 bakanın öğretmen kökenli olduğunu biliyoruz. Onlar da özel okullarda, özel okul patronları olduğunu da biliyoruz. Onun dışındakilerin işte farklı mesleklere sahip olduklarını da biliyoruz. Ve müfredat hep tartışıldı bizim ülkemizde. Yani zayıf gösterildi vesaire. Ki ülkenin eğitim alanındaki başarı derecelendirme puanlarına baktığımızda da bu sonuç gözümüze zaten çarpıyor. Dolayısıyla şimdi bir de öğretmenlerle ilgili işte bu ayrımcılık gözeten bu yasayı, bu düzenlemeyi onaylarsanız, yani bunu hiçbir şekilde hani artık reddetmiyorum diye kabul ederseniz, eğitim sistemi iyice hani dibe vuracak gibi duruyor. Katılır mısınız bilmiyorum. Katılıyorum çünkü eğitim sistemi zaten dibe vurdu. Hı hı. Benim kızım, büyük kızım öğretmen. Üstün Bey'in babası öğretmen. Kızı öğretmen. Aha. Yani öğretmenlerle iştigal olan bir aileyiz. Evet. Şimdi bu kız 17 yıllık öğretmen. Yani Marmara Üniversitesi'ni bitirdi. İngilizcesi falan çok iyi. Devlette çalışıyor. Şimdi o dediği şu. Diyor ki biz bir öğretmenler odasında hiçbir ayrım gözetmeksizin oturuyoruz. Tabii ki. Yani küçük... Yani yeni gelen öğretmenler kahve çay getirir ya da büyükler ona göre davranır. İşte askerlikteki gibi alt devre üst devre diye tecrübe bir şey yok. Paylaşırlar tabii, tabii, tabii. Evet. Tecrübe paylaşırlar. Ya orada İnsani, tecrübe zaten, insanlığa yani. Dayalı saygı ve sevgi tabii. Ölçüsünde devam eder tabii, gider devam bu ilişkiler. Gider. Şimdi zaten diyor biz uzman olarak mezun olduk. Niye? Son sene, 5. sene üniversitede İstanbul'un en az 3 ortaokul, ilkokul, ortaokul lisesinde 20'şer gün zaten staja gittik. Ya öğretmen oturdu, biz öğrencileri yönettik. Onlar bize puan verdi. Ona göre mezuniyetimize de katkı sağladı. Ya biz bunların periyotlarını hep yaşadık. Şimdi bugünkü yapılan siyasi bir eğitimi çökertme faaliyetinden başka bir şey değil. Baş öğretmenlik diye bir şey zaten ben asla kabul etmiyorum. Eğer bir okulda baş öğretmen olacaksa bir kişi olur. O da bugünkü okul müdür sıfatında olur. Baş öğretmen Mustafa zaten Kemal Atatürk zaten. Baş öğretmeni var bu ülkenin. Baş, bir adam ben baş kumandanım dememiş. Evet. Baş siyasetçiyim dememiş. Evet. Baş askerim dememiş. Ben baş öğretmenim demiş. Niye? Eğitime çok önem verdiği için. Şimdi bunu parçalamanın, bunu bölmenin, bunu okulları, sınıfları, öğretmen odalarını falan 2'ye, 3'e, 5'e ayırmanın hiçbir mantığı yok. Kabul edilecek de öğrenciye bir katkı sağlayacak da hiçbir faydası yok. Öğrenciye yani, bu işin hiçbir katkısı yok. Yani orada öğretmene herhalde 2400 lira civarında falan bir maaşında iyileşme mi oluyormuş? Ne? O da herkese de değil. Hakkı olanı sınavla diğerlerine vermiyorlar. Sen sınavda başarısız oldun. Sen uzmanlığı sınava tabi tutuyorsun. Sen uzmanlığı hak etmedin. Sen baş öğretmenliği hak etmedin. Oysa ki bunun hakkı zaten o maaşında iyileştirme. Ya biz sınavları da biliyoruz. Mülakatları da biliyoruz. Şimdi emniyet teşkilatında şu var. Sınavla da olmuyor bu. İşte belli işte 5 yıllık deneyimlerle birlikte kendi aralarına rütbe alıyorlar. İşte mesela 10 yıllık bir polisseniz işte baş polis oluyorsunuz. Mesela başkomiser oluyorsun. İşte bir sınavla olmuyor. Yani bir sınava tabi olmuyorsun. Tecrübe kıdemle. Tabii ki. Yani öğretmenlikte de böyleydi zaten. Askerlikte de böyle. Askerlikte rütbe kıdemle gelir. Evet. Hurmaylık sınavla gelir. Evet. Evet. Yani şimdi adam teğmendir, üst teğmen olur, yüzbaşı olur. Ya, subaydır o aslında. Olur, subaydır. Subaydır. Onun periyotları var. 3 sene, 6 sene, 9 sene falan. Ama bir üst rütbeli subay, hurmay albay, hurmay yerbay, hurmay olacaksa hurmaylık ayrı bir statü. Onun için sınav tabi. Çok özel eğitim. Yani üniversitelerdeki profesörler çok gibi bir şey. Çok özel eğitim. Onun eğitimi ayrıdır. Evet. Ona aylardır çalışırlar derslerine. Evet, tabii. Ha çoğu da kazanamaz. Evet.
Askerdeki askerin sistem bu. Askerin kafasında ilk şey kurmay olmak. Şimdi, general olmak için evet, 3-4 kurmay olman lazım. Buna gerek de yok. Gerek yok tabii. Gerek yok. Zaten bellidir. Lise öğretmeni, ilkokul öğretmeni, ortaokul öğretmeni, yabancı dil öğretmeni, matematik öğretmeni belli. Tolga Bey, programdan önce de görüştük de en önemlisi bu karşı koymanın, bu eylemlerin bütün sendikalar tarafından ortak yapılması gerekir. Yani siz, gördüğüm kadarıyla sizinden de aldığım bilgiye göre biraz parçalanmış durumdalar. Evet. Bu parçalanma çok zarar verir. Bütün sendikalar bunda, bu yasa konusunda hemfikir olmalı ve ortak hareket etmeliler. Aksi takdirde başarı şansı azalır. Yani Kayseri'de de şubesi bulunan sendikalar aslında ortak hareket edeceklerdi. Tabii, ortak hareket sonra tabii hepsi kurulan bir WhatsApp grubu üzerinden ortaklaşmayı kabul ettiler. Bazılarının ayrılmışlar galiba. Tek yapmaya kalkmışlar. Gittiler ki mesela Hürriyetçi Eğitim Sen İl Milli Eğitim Müdürlüğü önüne gitti. Orada basın açıklaması yaptı. Birerinin nesi var? İkerinin sesi var. Eğitim Sen Cumhuriyet Meydanı'na gitti. Diğer sendikalar mesela sahaya da çıkmadı. Öyle de bir zaten böl parçalabiliyorsunuz. Böyle bölünürlerse hiçbir şey olmadı. İşte konfederasyonlar verdi. Şunu da vergi dilimleriyle alakalı üç büyük konfederasyon bir araya geldi. Dediler ki bu asgari ücretteki maaşlardaki vergi dilimlerini %10'larda sabitleyin. Yani yükselmesin falan. Onlar bir araya geldi. Türk İş, Diz, Hak İş yan yana geldi. Geldi. Evet. Niye? Orada şimdi ciddi bir çalışma var. Evet. Bu herhalde vergi dilimi, maaşlardaki vergi dilimi %10 bandına çekilecek. En azından bu enflasyon falan şeyi tehlikesi kalkana kadar diyorlar. Bunun da çok yakında kalkmayacağına göre o %10'da sabitlenmesi gerekiyor. Bak birbirinden tamamen ayrı sendika konfederasyonları bir araya geldi. Yani niye geldi? İşçi için geldi, memur için geldi. Ya siz de öğretmeniniz için, müdürünüz için, müdür yardımcınız için, hatta hademeniz için bir araya gelin be kardeşim ya. Niye ayrı hareket ediyorsun? Ya niye ayrı hareket ediyorsun? Ne olacak? Ayrı boncuk mu takacaklar ya? Yani düşünceler farklı olabilir ama ya sonuçta meslek şeyi var ortada. Onun için birlikte hareket etmek lazım. Üstün Bey, biliyorsun işte konfederasyonların üçü de ayrı kafada. Tabii. Evet. Diyelim ve bir diğer konumuza geçelim. Değerli izleyenler, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener biliyorsunuz kurultay emrini, talimatını verdikten sonra teşkilatlarında hareketlilikler var. Kayseri'de merkez ilçelerde Koca Sinan Melik Gazi Talas'a gözler çevrilmişti. Talas'ta Melik Gazi geçtiğimiz hafta sonu mahalle delegeli seçimlerini tamamladı. Koca Sinan ise ilçe teşkilatı ise bu önümüzdeki cumartesi günü mahalle delegeli seçimlerine start verecek. Tabii Bünyan'da tek adaylı bir kongre vardı. Bünyan kongresini tamamlamış oldu. İlk kongre Bünyan'dan geldi. Pazar günü Develi, Akışla ve Yahyalı'da ilçe kongreleri var İYİ Parti'de. Bunları da hatırlatalım. Tabii Bünyan'da tek adaylıydı. Develi'de bir aday çıkabilir. Mevcut bu arada Develi, Akışla ve Yahyalı ilçelerinde mevcut adaylar, yani mevcut başkanlar yeniden aday. İki ilçede birer tane daha aday çıkabilir ve orada bir hani rekabet doğabilir gibi bilgilerimiz var. Tabii Talas'ta mahalle delegeliği seçimlerinde bir şaibe karıştığı iddiasıyla orada tutanak tutuldu. O tutanak gelen merkez yönetimi yöneticisi tarafından imzalandı ve o pusula iptal edildi. Şimdi şöyle devam edelim. Tabii demokrasi açısından partiler önemli dedik. Tabii partilerin iç demokrasileri de çok son derece önemli. Tabii. Şimdi tabii önümüzde bir 2023 yılında bir seçim var. Partiler bu seçime hazırlanıyorlar ama partiler kendi içerisinde de partici iktidar, partici muhalefet farklı farklı listeler sunuyor. Farklı farklı isimler mahalle delegeliği için hazırlanıyor. Mahalle delegeliği önemli mi? Evet, şunun için önemli. Çünkü önümüzdeki yaşanacak kongrede o mahalle delegeleri ilçe kongresine gidecek, oy kullanacak ve ilçe başkanını seçecek diyelim. Şaibelere gerek var mı? Yani tabii şimdi partici demokrasi zaten Türkiye'de evet bizim siyasi partilerimiz ama partici demokrasi maalesef işlemiyor. Yani şimdi tek adam rejiminden nasıl şikayet ediyorsak partilerde tek lider sultası devam ediyor halen. Dolayısıyla bir CHP'de lider için bir %10'luk galiba kontenjan verdiler, milletvekili verirsin. Diğerlerinin diğer üyeler tarafından belirlenmesi şeklinde bir uygulamaya geçtiler. Bir de benim enteresan burada İYİ Parti delege seçimlerini de yapıyor aynı zamanda. Yani kongreler yapmadan delege seçimlerini yapmadan kongrelerini nasıl yapıyorlar önceden onu pek anlayamadım. Anlamadım. Yani kongrelerin delege seçimlerini yapmadan kongre yapıyorlar. Hayır. Eski delegelerle mi yapıyorlar bu kongreleri? Hayır, Bünyan'da zaten delege seçimini yapmış. Ha, yapmış. Kongreye gidiyor. Evet. Ha, yani ikisini bir arada götürüyorlar. Delege seçimi olmadan kongre yapamıyorsunuz. Tabii yapamazsınız. Onu soruyorum. Şimdi bir hafta önce delege seçimi yapmış. Ha.
Bir hafta sonra da kongresini yapmış. Tamam. Çünkü delege seçimler devam ediyor deyince, yani daha ilçelerde falan bazı yerlerde kongreler yapılmamış. Delege seçimleri şimdi nasıl Develi yapıyorlar Akış'ta ve Yahyalı'da mahalle delege seçimleri yapıldı. Önümüzdeki hafta pazar günü de kongresini yapacak. Tamam. Evet. Şimdi onu birbirini takip eden şekilde bir süreç işletiyorlar. Tabii parti içinde rekabet olabilir ama yani şaibeli şeyler yapmak doğru değil. Evet. Ama parti içi demokrasi maalesef Türkiye'de henüz yerleşmiş bir şimdi bu kuram değil. Seçilecek ilçe başkanları ve il başkanları partisini önümüzdeki genel seçimlere götürecek. Dolayısıyla tabii partililer de inceleyip sık dokuyorlar. Evet. Tabii parti içiyle muhalefette parti içi iktidarında ister istemez birbirlerine karşı tavırları var. Bu tavırlar zaman zaman işte gerginliğe yol açabiliyor. Kimi zaman kavgalara sebebiyet verebiliyor. Tabii bunlar istemediğimiz sonuçlar. Bu her parti için geçerli. Yalnızca Adalet ve Kalkınma Partisi'nin. Olsun ben olmasına yanayım. Tabii böyle hararetli olsun, heyecanlı olsun. Şey olsun. Heyecanlı, heyecanlı düşünceler olsun. Tartışabilsin yani ama seçildikten sonra da ama artık ben, herkes aynı çok parti. Ben daha çok şunu dikkate alıyorum. Önce kendi parti içinde bir huzuru, bir barışı hani sağlasınlar. Sonra Türkiye barışından bahsetsinler. Şimdi yani bütün partilerin gelecekle ilgili sloganları var. İYİ Parti'nin sloganı da şu. Millet bizi çağırıyor. Evet. Yani millet kavga eden insanları mı çağırıyor? Kavgadan arınmış, centilmenlik üzerine kurulu bir mahalle delegeli seçimlerini tamamlamış, ilçe seçimlerini tamamlamış, seçimlerini tamamlamış bir yapı mı istiyor? Ya millet kimi çağırıyor? Yani böyle ben kavga istemiyorum diyor mesela millet. Şaibeli bir durum istemiyorum diyor. Hile yapmayın diyor. Şimdi siz parti içindeki bir mahalle delegeli seçimlerinde şaibe karıştırırsanız önümüzdeki süreçte insanlar size niye güvenip oy versinler? Şaibe yapmayacağınızın garantisi var mı? Ya elbette yok. Nasıl garanti edeceksiniz? Bu çok partili sisteme geçildikten bu yana hep süre gelmiş bir şeyler. Onun için de sık sık burada demokrasi kesilmiş. Evet. Yani darbeler olmuş, askeri darbeler olmuş falan, muhtıralar olmuş. Bu neden? İşte bu iç çekişmelerden. Evet. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi mahalle delegelerini falan son derece sosyal biçimde yapar. Evet. Yani il başkanlığı seçimine geldiğinde çarşaf listeyi önüne koyar. Yalnız orada da şöyle bir sıkıntı var. Hı-hı. İsimler çok küçük harflerle yazıldığı için köyden kentten gelen onu göremiyor. Kimi yazacaklarını bilemiyorlar. Buraya rastgele şeyler işaretleyip gidiyorlar. Yani, bu arada bir de çarşaf liste oluyor. Çarşaf liste olunca işte 81 tane adam işaretlemen gerekiyor. Yani hangisini seçeceğim? Tasnifi zor. İşaretlemek kolay olabilir ya, işaretlemek de zor. Hı-hı. Ben mesela Üstün Tüncer'i seçeceğim. Bir alfabetik sıra da olmadığı için Üstün Tüncer'i bulamıyorum ki onun yerinde zaman da sıkışıyor. Tolga Yılmaz'ı işaretliyorum, veriyorum falan. Ya öyle bir şey var ki partinin delege seçimi sıkıntılı, ilçe seçimi sıkıntılı iç tarafta. Bir de rekabetler var. Yani şimdi sen başarılı bir ilçe başkanısın. Yani bir dönem daha yapayım istiyorsun. Öbür adam diyor ki yeter senin yaptığın için de ben yapayım diyor. Niye? Biraz da iktidar yaklaştıkça yani yetkileri almak için de uğraşanlar çoğalır. Tabii. Bunlar normal şeyler. Talas'taki de normal. Akkışta'daki yarın belki olacak. Ama şaibeyi normal karşılayamaz. Tabii de rekabet şaibe tamam. Değil, rekabet olsun. Düşüncede ki. Olsun. Tabii. Mesela projelerinde yarışsınlar, şunu yapsınlar. Parti içinde bunlar olsun, yaşansın. Ama tabii kavga hiçbir şey yapmış. Şaibe demiyorum ya, ben, rekabet tabii, diyorum. Yani şaibeyle böyle yanlış oy kullanmak, hileli oy kullanmak gibi şeyler kamuoyuna yazınca o insanlar bizi yönetecekler. Dolayısıyla gelecekle ilgili umutlarımızı söndürürler. Ya aslında, yani hileci dersin, dersin ve onların temiz olarak gelmesi önemli bizim önümüze. Yoksa Bey, hile yapmışsınız, oyları atmışsınız, mühürsüz oyları kullanmışsınız. Bu ülkede, en büyük seçim 2,5 milyon mühürsüz oyla seçildi. Tamam işte onu kastediyorum. Yani Tabas'ta bir imza olmuş, bir önemi imza yok. Olmuş. Yani yine de arzu ettiğimiz şey değil. Peki. Yani olmaması lazım. Evet. Şimdi herkesi şaşırtan Kayseri Spor gibi bu hafta yine şaşırttı. Kendi evinde ligin zirvesinde yer alan Adana Demirspor'u konuk etti. Tabii Adana Demirspor da oynadığı futbolla birlikte gerçekten. Ya adam iki haftan öncenin lideri. Lideriydi. Yani zirvede diyorum lideri. Yani hala da işte üst sıralarda yer alıyor. 2-0 geriye düştüğümüz maç ve gayret ettik, mücadele ettik, direndik. 2 gol attık, beraberlikle bitti. Ya, futbolda istikrar diye bir şey var. Devamlılık da var. İstikrarı yakaladık. Yani. Ama yok olan da var. Mesela Sivas Spor'u görüyorsunuz. Avrupa'da lider. Evet. Burada küme düşme hattında.
Bu istikrar. Kayserispor böyle başladı, böyle gidiyor. Adana Demirspor şu anda ligin en iyi futbol oynayan, Fenerbahçe, Beşiktaş'dan sonra üçüncü takımı. Galatasaray yeni oluşan bir takım olduğu için onu saymıyorum bile. Ona karşı 2-0 geriye düşüp de 2-2'ye getirmek maçı, yani galibiyet gibi bir şeydir. Evet. Yani bir anlamda da galibiyettir yani. 2-0 geriden Adana Demirspor gibi bir takıma 2-2'yi yakalıyorsun, hatta 3'ü de kaçırıyorsun. Evet. Ya 20 puan Kayserispor için inanılmaz bir rakam. İnanılmaz bir rakam. Ben yani Çağdaş Atan'ı başta olmak kaydıyla teknik yardımcı antrenörlerini, futbolcuların hepsini yürekten kutluyorum. Ayrıca başkanı da tebrik ediyorum. Niye o zaman işte Ömer Erdoğan'dı, şuydu, buydu, bir sürü isim gündemdeyken Çağdaş Atan'ı davet etti, mukaveleyi imzaladı, takımı teslim etti, çekildi geriye. Görüşüldü, anlaşıldı. Biraz da sonra gitti. Tabii, bak, ya o işte transfer şu an takımı da küme düşme noktasında. Tabii, yani. O zaten o noktada bir takıma gitti, onun hakkını yememek lazım. Ömer Erdoğan aslında şundan gitti burada. Dedi ki 9 adamın değişmesi lazım. Dedi. Transfer yasağı da olduğu için o 9 adamın değişmeyeceğini gördü. Düşmemek korkusuyla kaçtı. Ama işte bu Allah yukarıda. Kaçtığın yerde de şey, yağmurdan kaçarsın, doluya yakalanırsın. Böyle oldu. Evet. Ve öbürü de temiz kalple geldi buraya. Ben bu takımla mücadele çalışırım. Ederim. Ha benden bir lig şampiyonluğu, bir Avrupa kupaları falan beklemeyin ama ben iyi futbol oynayıp iyi yerde bitirmek için canla başla çalışacağım dedi ve dediğine de geldi. Yani bugün 20 puan Kayserispor'un en başarılı olduğu dönem birkaç dönemle aynı puana sahip, aynı haftaları sayarsak. Belki en iyi dönem. Bu dar kadroyla. Dar kadro. Ya dar kadronun şu şey var. Bunu ben hep baştan beri söylüyorum. Yani hep bir aynı kişilerle oynarsanız başarılı olursunuz. İstikrar budur değil mi aslında? Nerede işi kovalayacağını, yani Tolga'nın zayıf olduğu yerde Salih'in arkasında yer alacağını, yani kalecinin zayıf olduğu o köşe noktalarda üstün uzun boylu diye, sen daha uzun boylusun da. Birbirini tamamlamak. Ya, tamamlamak açısından iyi anlaşan ekipler olur. Niye? Alternatif yoktur. Takımda da geride bekleyip de onu sıkıştıracak adam da yoktur. O yerini garanti gördüğü için daha iyi performans sergilemek için uğraşır. Bir de yani şimdi ligdeki futbolcular asparaya oynamıyor. Evet, 150 milyon lira prim var. Ya bu aspara değil. Bunu bir fabrika falan kazanamaz. Ya onun için de 90 dakika canla başla çalışıyorlar. Kimin nereye kaçacağını, kimin nereye koşacağını, kimin nerede duracağını da takım çok iyi biliyor. Çünkü kadro aynı kadro. Onun için Kayserispor çok başarılı. Yani bana göre şu anda lider kadar başarılı. Gaziantep deplasmanı var önümüzdeki pazar günü. Gaziantep deplasmanında bizim hep şansımız yaver gitmiştir. İnşallah bu sefer de gider. Peki Hüseyin var mı maçta? Yani şimdi şöyle Kayserispor tabii Salih Bey daha güzel anlattı da o bulunduğu konum çok mükemmel bir yerde şu anda. Kayserispor ligin en iyi futbol oynayan takımlarından da bir tanesi. Yalnız Salih Bey, Onur ve Bilal, iki tane yıldız var Kayserispor'da şimdi. Onur'a Trabzonspor kancayı taktı. Bu devre arasında eğer kafasını karıştırırlarsa Onur'u kaybedebiliriz. Ya Bilal, gideceğin, Galatasaray çok daha baskılı daha geldi, gitmedi çocuk. Evet. Şimdi Bilal de gerçekten mükemmel oynuyor. Yani şu son maçta, Adana Demirspor maçında belki 5 tane karşı karşıya top aldı. Top aldığından ziyade hakeme o itirazı göstermeseydi o VAR'a da gitmezdi. Penaltı gitmiyordu zaten. Gitmiyordu zaten. İstemeye istemeye gitti. Çünkü değmedi bile çocuğa. Öyle penaltı olmaz. Tabii. Yani biz hakem, Trabzon maçında bir hakem faciası yaşadık. Bir kez daha yaşıyorduk. Yaşıyorduk, Allah'tan o VAR'dan Tolga uyardılar. Uyardılar. Çocuk da çok itiraz etti. Evet, oradan bir avantajımız oldu. Oradan kurtardık. 2-0'dan da 2-2'ye gelmek gerçekten mucize. Galip de gelebilirdik. Evet. Son uzatma dakikalarında hem Adana Demirspor hem Kayserispor öyle pozisyonlar buldular ki yani mucize dışarı çıktı. İnsan yani çok heyecanlı, çok zevkli maçlar oynanıyor Kayseri'de. Galatasaray maçı, Trabzon maçı öyleydi, Galatasaray öyleydi, bu maç öyleydi. Yani futbol seyretmek istiyorsan Kayserispor'un bütün maçlarını izleyebilirsiniz. Evet, evet. Öyle söyleyeyim ben. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Yalnız Tolga Bey bir şey daha söyleyeyim. Hemen biraz da yerel bir konu. Sivas Caddesi'nde bir kaldırım çalışması. Ne oldu orası? Güven önünde bir kaldırım çalışması yapılıyor. Çok sıkı trafik felç. Bakın
Bugün akşamüstü yine Sayın Başkan'a söyleyecektiniz yürüyüşte ne oldu? Mektup yazdım, mektup yazdım. Biliyorum, mektuba cevap gelmişti. Mektuba cevap geldi. Onu söylemiştiniz. Hep gerek tedbirler almıştı. Başkan'a yürüyüşte yakalayacaktınız, onu söyleyecektiniz. Bilemedim daha doğrusu, öyle kaldı. Oraya bir trafik polisi, emniyet müdüründen rica ederim bu defa. Oraya hiç olmazsa mesai saatte 4'ten sonra, 5'ten sonra. Çünkü Talas tarafından gelen araçlar Sivas Caddesi'ne girme şansları hiç kalmıyor. Tamamen trafik kapatıyor yani o caddeyi. Kayseri İl Emniyet Müdürümüz Kamil Karabürk Beyefendi'ye bir mesajımız yani, olsun mesajınız yani. Var. Evet, bir de Sahabiye Semt Pazarı kuruluyor biliyorsun. Caddenin üzerine kuruyorlar. Kim kuruyormuş? İşte UKM oraya karar veriyormuş. Ya kardeşim, yani caddenin üzerine şey mi kurulur, pazar yeri mi kurulur? Koskoca yerde bir açık, bir ton da arazi var orada. Güzel güzel parklar var, daha geniş araziler var. Caddenin gerek yok üzerine, işte kentsel dönüşümde yıkılan koca yer var. Koca yer var. Caddenin üzerine pazar kuruyorlar. Trafik felç, daracık bir yol, çift yoldan veriyorlar. Orada yayalar işgal ediyor ve pazarcıların işte diğer kasaları falan diziliyor. Yani bunlara biraz dikkat etsinler. Oradan geçen insanlara biraz saygılı olsunlar yani. O açıdan da onu uyaralım. Bir şey daha hatırlatayım. Bu hafta Kızılay haftası. Bir de organ ve doku bağış haftası. Organ ve doku bağış konusunda kamuoyunu bilgilendiren çalışmalar yapılıyor. Kızılay'da yine hakeza gönüllerle bütün toplumun tüm kesimlerine geçerek Kızılay'ı tanıtmaya çalışıyorlar. Bu iki hafta kutlu olsun diyeyim ben. Peki, ben organ bağış haftasını kutluyorum ama Kızılay haftasına itirazım var değil. Peki. Ben ikisini kutluyorum. Öyle mi? Peki, tamam. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Değerli izleyenler, Düşünce Masası programında Salih Balcı ve Üstün Tuncer ile birlikte hem Türkiye'de yaşanan hem de yerelde Kayseri'de yaşanan gelişmeleri sizlerle paylaştık. Sizlerle tartıştık. Yani bilmiyorum, bize hep şunu söylüyorlar. Diyorlar ki biraz daha sağdan diyorlar. Yok, biz soldan olmuyoruz ki sağdan olalım. Biz daha objektif duruyoruz. Biz hangi parti ne yapıyorsa onu olumlu olumsuz eleştiriyoruz. Sizin önünüze getiriyoruz. Haftaya bambaşka güzelliklerle dolu konularla karşınıza gelmek istiyoruz. Biliyorsunuz haftaya Perşembe yanılmıyorsam 10 Kasım tarihine denk geliyor. Ulu Önder'in de ölüm yıl dönümü. Haftaya Düşünce Masası'nda bu ekranda da buluşmak umuduyla. Evet, buluşmak umuduyla hoşça kalın diyelim.